Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Eğer sizin için de uygunsa biz şöyle bir şey düşündük. Saat 8.30'a kadar devam edelim. Ama bu arada ben bir 10-15 dakikalık, belki 20 dakikalık bir hani bugüne nasıl geldiği anlatmaya çalışayım kendi penceremden. Ondan sonra da mümkünse soru cevap şeklinde gidelim. Çünkü bu süreç öyle bir süreç ki müthiş şekilde dezenformasyona açık ve onunla birlikte ağırlıklı olarak büyük böyle hani herkesin hepimizin aslında bildiği, gördüğü, birazdan konuşacağız. 18 maddelik bir anayasa değişiklik paketi öyle bir şekilde anlatılıyor ki sanki bizim elimize aldığımız metin bununla hiç alakası yok. Biz anlamıyoruz gibi anlatıyorlar. Halbuki çok basit, birazdan da göreceğiz, çok kısaltılmış şekliyle anlatmaya çalışacağım. O yüzden biraz da işin teknik detayından çok bugün biz bu söyleşinin başlığını hazırlarken referandumda neyi oyluyoruz önemli bir söylem. Çünkü aslına bakarsanız çok ufacık bir kitapçıyı, 18 maddelik bir kitapçıyı oyluyoruz. Ama bence anlamı çok daha geniş. Biz ağırlıklı olarak bundan sonraki yaşam tarzımızı oyluyoruz aslında. Gösterilmeyen, söylenmeyen. Çünkü bizde anayasalar, elinde bir kitap var benim, önce onu da göstereyim. Ben yayınlarda da çok gösteriyorum ama süre çok az kaldı. 18 gün sonra bir referanduma gideceğiz. Bu benim çok sevdiğim bir arkadaşımla aynı zamanda bir önceki kararnameyle fakülteyle ilişiği kesilen siyasal bilgilerden Murat Sevinç'in kitabı. Murat yazdığı yazılardan da derleyerek, yeni yazılar da koyarak Türkiye'nin Anayasa İmtihanı diye bir kitap çıkardı. Aslında hepimizin, Murat'ın da burada anlattığı, bu anayasa imtihanına ben 1986 yılında girdim. Mümtaz Soysal'dan aldığım Siyasal Bilgiler Fakültesi'ninki anayasa hukuku dersiyle. Geçemedim. Bir sonraki sene bir daha girdim. Bu sefer şansım iyi ki kalmışım. Yavuz Sabuncu'yla tanıştım. Ondan da geçemedim. Çok şanslıyım diyemiyorum o yüzden. Çünkü Yavuz Sabuncu'dan ikinci kez aldım. Çok sıkıntılı bir süreçti. Anayasa hukukunu verdim. Üçüncü senede. Ama o arada benim için çok güzel bir şey oldu. Türkiye 1987 yılında, çok genç arkadaşlar hatırlamaz ama diğerleri hatırlayacaktır. 1980 darbesiyle kapatılan partilerin liderleri siyasete dönsün mü dönmesin mi referandumuna gitti. Ve bununla birlikte Türkiye'de bambaşka bir şey oynandı. İlk kez demokratik hak ve özgürlüklerin, siyaset yapmak gibi çok açık bir özgürlüğün oylandığına şahit olduk biz. Bu oylamanın öncesinde de 1980'i hazırlayanlar, darbeyi hazırlayanlar bugüne çok benzer bir kampanya süreci yürüttüler. Çok benziyordu o günlerde bugünlere. İnsanlara ısrarla verecekleri, yani siyasete dönüş için verecekleri evet oyunun yanlışlığı anlatılıyordu. Ne gerek var, dönmesinler, yeni bir siyaset kurgulayalım. İşte Türkiye başka bir yöne gidiyor. Halbuki o günden döşenen taşlar aslında bizi bugüne getirdi. Biz o dönemde pek çoğunun adını daha sonra işte Yeşil Kuşak olarak koyacağı, ılımlı İslam projesi olarak koyacağı, bizimle birlikte Orta Doğu coğrafyasında çok büyük bir kitleye aslında uygulanan sistematik bir projenin sonunda bugüne kadar geldik. Arada isim değiştirdi bu. Büyük Orta Doğu projesi oldu. Talibi çoktu, şimdi kimse kabullenmiyor biliyorsunuz. Hani eş başkanıyım diyen bile artık yokmuş gibi davranıyor. Oysa bunu da yaşadık. O günden bugüne gelen süreç. Bizim anayasa tarihimiz, bu toprakların anayasa tarihi, ben bir anayasa hukukçusu değilim. Ben bir gazeteciyim, 27-28 yıllık bir gazeteciyim ama içinde çalıştığım alan, yani ben hep siyaset alanında çalıştım. 1-2 yıllık kısa bir ekonomi muhabirliği dışında. Siyaset aslında anayasal kurgunun ne kadar hızlı yapılıp ne kadar hızlı bozulduğuna şahit olmama yetti benim. Sizler de yaşadınız. Kimi bunun bilincindeydi, kimi değildi yaşam içinde savrulurken ama bizim şu anda kullandığımız 1980 darbesinin ürünü olan, yani sonuçta baktığınız zaman faşist bir anayasa kullanıyoruz biz. Faşist bir yapının getirdiği bir darbe anayasası kullanıyoruz. Ama bunu bile neden arar hale geldik? Bugün bunu konuşacağız zaten. Çünkü şu anda bize teklif edilen şey anayasanın içinde yapılacak 18 maddeye sığdırılmış değişiklikler değil. Kapsamları itibariyle birbirine kurguladığınız zaman 2000'den fazla yasanın, yönetmeliğin etkilenmesi anlamına geliyor ki aralarında müthiş değişiklikler var. Zaman zaman sabah yayınlarında anlatmaya çalışıyorum ben bunları. İnsanlara çok basit gibi geliyor bunlar. Mesela meclisteki sözlü sorunun kaldırılmasının çoğunuzun hayatında bir yeri olmadığını düşünüyorsunuz. Ama aslında var. Çünkü mecliste sözlü soru sormak demek, denetim yollarından biri olarak, anayasal olarak insanlara verilmiş sözlü soru, bir bakanın gözünün içine bakarak 550 milletvekilinden birinin derdini anlatması ve cevabını almayı beklemesidir. Bu yeni düzenlemeyle kaldırılıyor. Artık böyle bir düzenleme olmayacak. Yazılı sorularla yapılacak ve yazılı soruların cevaplarını, Türkiye'de bugüne kadar hep böyle oldu. Bu sadece AKP iktidarıyla alakalı değil.
bütün iktidarlar döneminde çok kullanıldı. Bürokratlar hazırlar. Bir bakanlığın bürokratına verilir. Şu konuda bana anlatacaksın denir. O oturur saatlerce garibim uğraşır. Bir şey çıkartır bakanı beğendirmek için 1000 tane takla atar. Bir yerinden olur bir yerinden olmaz falan uğraş çarpış ama bir metin çıkar. Onu da 1001 naz niyazla yollarlar sorunun muhatabı olan milletvekiline. O eline geçtiğinde gazetelerde görürsünüz zaten. Yazılı soruların cevapları genelde haber olur. Şöyle denir mesela Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısının 3.100.000 olduğu belirtildi. Aslında kimse belirtmez o yazılı sorunun cevabıdır. Ama sözlü soruda bunu bir milletvekili yöneltirse ki parlamentonun son 15 yılda iyice dağılan tarzının dışında aslında salı günleri denetim günüdür mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi salı, çarşamba, perşembe günleri çalışır genel kurulu. Normalde böyledir. Salı günleri de denetim yapılır. Bu sözlü sorular, yazılı sorular, işte varsa genel soru önergeleri, genel görüşme önergeleri hepsi o gün görüşülür. O gün o hakkı onun kaybetmesi, bir milletvekilinin kaybetmesi hepimizin aslında hak kaybı demek. Çünkü biz bunu soramayacağız. Bizim adımıza da kimse soramayacak. Birazdan burada yeri geldiğinde konuşacağız. Onu da yani sizin biraz tercihinize bırakacağım. Üzerinde tek tek konuşalım mı yoksa yeri geldikçe mi duralım sorular nedeniyle? O 18 maddeyi açalım mı? Aslında 17 maddeden bahsediyoruz. Son maddesi yürürlük maddesi çünkü onun. Onun içinde bile bir katakulli var. Cumhurbaşkanı yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde 2019 yılında biliyorsunuz haklarının çoğunu alacak. Ama içinde öyle bir madde var ki partisiyle ilişkinin kesilmemesi hemen başlayacak. Yani anayasa değişikliği referandumdan evet çıkarsa ki çıkmayacak. Ertesi sabah 17 Nisan sabaha başlayacak bu. O madde yani onun için bir geçiş süreci var. İçlerinde oluşumuyla ilgili bir geçiş süreci var. 6 aylık işte uyum yasalarının çıkması gerekiyor falan. Demin diyordum ki 1876'dan beri bu ülkede yapılan bütün anayasalar aslında parlamenter sistem için yapılmış anayasalar değil. Mesela 1876 1909'da düzeltilene kadar aslında sadece yönetim sistemiyle alakalı bir şey. Bizde şöyle bir gelenek var. Genelde insanlar ezberden konuşmayı çok severler. Bir de duyduklarını çok rahat anlatıyorlar. Bizim halkımızın böyle bir şeyi var. Hani başka insanlarda var mıdır yok mudur çok emin değilim. Onlar adına konuşamam. Ama 1876'dan beri parlamenter sistemimiz var. Hayır yok. 1876'da evet bu toprakların ilk anayasası var. Ama 1909'daki düzeltilmesine kadar parlamenter sistem diyemiyoruz. Çünkü bizim anladığımız parlamenter sistem, bugün üzerinde konuştuğumuz ve burada da tartışacağımız parlamenter sistem için güçlü bir hükümet yapısının olması gerekiyor. Yani meclisin üstünlüğünün olması gerekiyor. Türkiye'de, Anadolu'da bu iş Kurtuluş Savaşı'nın üstlenmiş Gazi Meclisi. Yani bazıları işine geldiği zaman çok rahat söylüyor bunu. Gazi Meclis, Gazi Meclis şişiriyorlar da Gazi Meclis'le ilgili hiçbir şey yapmıyor kimse. Gazi Meclisi'nde içinde yer aldığı bu sistemde meclisin gücü tamam gerçekten bugün için hele şu kaybedeceklerimizi düşündüğümüz zaman müthiş. Ama buraya gelinmesi çok sancılı olmuş. Pek çoğunuz yaşadığınız aradaki süreçleri. Yani 60 ihtilalini, 80 darbesini, arada yaşanan bu bazılarının sanal darbe dediği 27 Nisan'la elektronik darbe olarak bile adlandırılan o süreçleri sadece onları kastetmiyorum. Elinden gelen her iktidar anayasanın bir yerini delmiş. Mutlaka. Bu sadece AKP iktidarıyla alakalı değil. Mesela bu anayasa delinmekle bir şey olmaz lafının mucizi Turgut Özal. İlk o söylüyor. Bir kere delinmekle bir şey olmaz. Ama bir kere delinmeyeceğini o da çok iyi biliyor. Çünkü anayasa öyle bir yapı ki bir yerinden deldiğiniz zaman nasıl burada hani 18 maddeden bahsediyoruz ama sonucunda bunun 2200 civarında yasa ve yönetmelik etkilenecek diyoruz. Anayasayı bir yerinden deldiğiniz anda bunlar başlıyor. Tekrar kendi içinde dönüşmeye. Çünkü herkes bir yerinden asılmaya başlıyor. Ve biz bu güçlü hükümet yapısından neden vazgeçiyoruz'u çok tartışmadan bu noktaya geldik. Şu anda sokakta tartışılan şey başlangıçta iktidar partisinin tam da tersine işte muhalefet bunu istiyor. Muhalefet böyle anlatmaya çalışıyor. Haksız yere iktidar partisinin kurucusunu bir figür olarak ortaya getiriyor söyleminin aksine. Tam da kendilerinin yaptığı iş. Çünkü şu anda artık herkes biliyor ki bu yayını izleyenler de biliyor. Aslında AKP'nin şu geçen 15 senelik süreç içinde, 16 senelik süreç içinde Ağustos ayında 16. yılını kutlayacak bir parti. Eski bir partiden bahsetmiyoruz biz. 2001 yılı doğumu. 16 yıllık süreç içinde aslında tek bir figürün etrafında döndüğünü gösterdi bu süreç bize. Çünkü şu an için bile
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha etkili bir figür çıkartamıyorlar siyaset arenasına. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız şu insan için de yapılacak bir şeydir söylemi görmüyoruz. Görmeyeceğiz, duymayacağız da zaten. Olmayacak böyle bir şey. Şu anda öyle bir noktaya gelindi ki referandum süreci, yayının başlığında konuştuğumuz gibi biz referandumla neyi oyluyoruz? Referandum paketinin içeriğinden bağımsız olarak tam da AKP ilk gün kesinlikle yapmasın, bu bizim için haksızlık dediği şey üzerinden kampanya yürütüyor. Ne o? Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı. Çünkü akıllarında asla bir B şıkkı yok, asla böyle bir seçenek yok. Onlar da çok iyi biliyorlar ki B seçeneğinin olması demek parti içinde mutlaka öyle ya da böyle bir çözülme demek. Nereden biliyoruz bunu? 2001 yılında bu parti kurulurken ben bir muhabir, genç bir muhabirdim, daha genç bir muhabirdim. Üzerinden 16 sene geçti. Biraz da zorunluluklar yüzünden takip edecek başka insan olmaması gerekçesiyle Afyon toplantısından başlayarak bu partinin kuruluşunu takip ettim ben. İlk kurucular kurulu toplantısından başlayarak bugüne kadar yani 2009 yılının Ağustos'una kadar aralıksız her gün her saat yurt içi ve yurt dışı olarak. Partinin kuruluşundan itibaren aslında bir sac ayağında oturduğu söylenebilir. Bu partide kurucuların içinde belirli insanların daha önde olduğunu gördük. Daha sonradan o bahsettiği Özgül Ağırlık'ın yerli eksen olduğunu görsek de mesela Bülent Arınç bunlardan biriydi. Abdullah Gül bunlardan biriydi. Mehmet Ali Şahin bunlardan biriydi. Ve kısmen Abdüllatif Şener bunlardan biriydi. Ama onun dışında bu partiye öyle ya da böyle eklemlenmiş, parti içinde sivrilmiş, herhangi bir şekilde parti adına, buyurun lütfen, parti adına görev üstlenmiş insanların hiçbirinin aslında bu yapı adına, kurucular kurulu adına çok da fazla şey söyleme etkisi olmadığını gördük. Nereden gördük? Tasfiye oldu hepsi. Şu anda geçmişe dönün bakın. Bu partinin içindeki en kudretli insanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar yoklar. Abdullah Gül 2007 yılının 28 Ağustos'unda cumhurbaşkanı seçildi ve görevi devredeceği 7 yıllık sürenin dolduğu yani 2014 yılının 27 Ağustos'undan önce artık görevi bırakmadan bir hafta önce biliyorsunuz apar topar bir parti kongresi toplandı ve Abdullah Gül'ün emekli olup partiye tekrar dahili önlendi. Hemen bitirildi, ilişiği kesildi yani partiyle. Yine benzer şekillerde bu bahsettiğim insanların tamam işte kademeli olarak mesela Bülent Arınç'ın etkisi azaltıldı partinin içinde. Elbette buraya geldiğimiz zaman referandumda neyi oyluyoruzun kaçınılmaz olarak başlıklarından biri olacak. Cemaati de konuşmak zorundayız. Cemaat bağlantısında konuşmak zorundayız. Çünkü 2001 yılında bu partinin kuruluşundan itibaren bütün güçlenme sürecinde kol kola yürünen bir ortaktan bahsediyoruz biz. Ve bu öyle bir ortaklık ki herkesin kafasında çok basitçe canlandırdığı gibi sadece maddiyata dayanan bir ortaklık değil. Uzun süreli bir fikir birlikteliği ama kaçınılmaz bir kavga. Neden kaçınılmaz kavga? Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ekonomi okudum. İçinizde var mı bilmiyorum ekonomi okuyan. Ekonominin tanımı şudur. Kıt kaynakların verimli kullanımı. Kıt kaynaklar bitti. Yani artık paylaşılacak bir şey kalmadı. Ciddi anlamda bir ekonomik güç olarak, sosyal gücün de ötesinde bir ekonomik güç olarak cemaatin toplumda herkesin görebileceği bir şekilde belirmesiyle birlikte kaçınılmaz bir güç savaşı başladı. Çünkü hiçbir iktidar dünyada, bunu 3-4 ay kadar önce katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı da söyledi, hiçbir iktidar ortak kabul etmez. Dünya üzerinde hiçbir iktidarda yoktur bu. İktidarlar kurulur, çözülür, bazıları tesadüfle olur. Mesela şu kitabı okursanız çok burada aynı zamanda çok eğlenceli bir üslupla Murat anlatmış. Biraz böyle vapur pazarlamacısı gibi oldum farkındayım ama gerçekten süre çok kısa kaldığı için kafanızı çok canlandıracak bir şey. Mesela dünyada demokrasinin beşiği denilen İngiltere'de hanedanlardan biliyorsunuz krallık geçiyor. 18. yüzyılın başında o güne kadar hanedanı ve dolayısıyla kraliyeti üstlenen Stuart hanedanından kimse kalmıyor kral olabilecek. Yok, kral adayı yok. Bunun üzerine diğer hanedandan yani Hanover hanedanından biliyorsunuz Alman ortaklığı var onda iktidarda hani soyda da öyle bir gelişim var. Oradan birini atıyorlar. Oradan biri kral oluyor. Kral George, birinci George oluyor. Çünkü ikincisi de geliyor daha sonra. Yönetime dahil oluyor ama çok böyle bugün söylediğinizde insanların yüzünü güldürecek bir küçük bir eksikliği var. İngilizce bilmiyor adam. İngiltere kralı oluyor ve İngilizce bilmiyor. Çat pat konuşuyor İngilizceyi. Bu aslında dünya üzerinde belki güçlü kabinenin oluşmasının ilk aşaması oluyor. Çünkü aracılık yapacak bir insana ihtiyaç duyuluyor.
birinin çevirmesi lazım yürütülen işleri. Yani bakanlar toplanıyor, onlar bunlar yapılıyor ama bir de aracılık yapacak bir insan var. Bakanlar arasından biri daha bakan hale geliyor. Bu başbakanlık sistemi 2. George döneminde asıl başlıyor bu hikaye ve devam ediyor. İşte bu güçlü kabine, güçlü meclis, arkasının doldurulması iktidarın. Bunun bizle ne alakası var? Bizde de bugüne kadar hep başbakan figürü, anayasalar gereği hep en önde olan insan. Ama sürekli olarak bugün anlatılan Cumhurbaşkanı'nın çok sık kullandığı kaçınılmaz kavgalar var ya, o kaçınılmaz kavgalar aslında kabine içinde değil, daha çok tam da demokrasinin biraz denge fren mekanizması olacak şekilde başbakanla parlamento arasında oluyor. Çünkü parlamento çok ciddi bir denetim mekanizmasına sahip. Demin anlattığım başlıklarla işte genel görüşmesi, gen sorusu, sözlü sorusu, yazılı sorusu, meclis araştırma ve soruşturmasıyla 6 ayrı başlıkta bunları yapabiliyor. Başbakan genelde bunlarla muhatap oluyor. Ama bizim siyasette gördüğümüz Ahmet Davutoğlu'nun yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık pozisyonundan Cumhurbaşkanlığına geçişiyle birlikte yeni bir başbakan figürüne ihtiyaç duyuluyor. Çünkü şu ana kadar alışık olmadığımız aslında Turgut Özal'ın Çankaya Köşkü'ne çıkışında belki yaşanabilecek ama o günün siyasi konjonktürünün çok uygun olmaması gerekçesiyle hani tırnak içinde bir çuvallamayla sonuçlanan ve ölümü sırasında artık hepimizin bildiği bu bir şehir efsanesi değil. Turgut Özal'ın tekrar siyasete dönmeyi düşünecek kadar aslında açıkta kalmasını getiren bir pozisyon yaşanıyor. Tayyip Erdoğan da bunu bildiği için bugünün Cumhurbaşkanı buna izin vermemek üzere hepinizin bildiği gibi böyle düşük profilli bir arayışa girdi. Yani düşük profil sözünü duyduk bir siyasette. Oysa siyaset hep bize anlatılan neydi? Biz demokrasi içinde halkın temsilcileriyle, kendi seçtiği temsilcileriyle yürütmeyi her şekilde aslında meclisin içinden çıkartıp oluşturmasına hazırlanırken düşük profilli bir adamın tam da hani o 18. yüzyılın başında İngiltere'de yaşandığı gibi bir anda hop diye ortaya çıkan bir insan figürünü aramaya başladık biz. Bulundu. Fakat bulunan kişi Ahmet Davutoğlu aslında dış politikada ciddi ihtirasları olan bir adamdı. Ve bu yeni başlamış bir şey de değildi. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun şöyle bir özelliği var. Başbakanlığı döneminden itibaren Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanı Ahmet Davutoğlu. Ve onunla birlikte, onun yükselmesiyle birlikte kademe kademe yükselen bir insandan bahsediyoruz. O da belli bir noktaya geldi. Yani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda ya da başbakanlıkta baş danışmanlığından ilk kademe olarak Dışişleri Bakanlığı'na atladı. Sonra Cumhurbaşkanlığı ile birlikte bir başbakanlık statüsü geldi. Hayalinde görmediği bir şey muhtemelen. Ve Türkiye bir yandan bu güçlü başbakan formülünden tam tersine güçsüz başbakanlığa geçti. Ve şu anda o sürükleniyor. Öyle bir referandum kampanyası yaşıyoruz ki biz bugünün başbakanı kendi eliyle lütfen beni buradan alın diye çırpınıyor. Meydanlarda bunu anlatıyor insanlara. Başka bir anlamı yok bunun. Beni alın, ben istemiyorum. Benden daha iyisi var. Zaten ben de ona bağlıyım. Beni çıkartın bu sistemden diye bağırıyor. Bu sağlıklı bir şey değil. Baktığınız zaman bu sağlıklı bir şey değil. Çünkü deminden beri anlatmaya çalıştım. Bizim yaklaşık 140 yıllık parlamenter sistem içindeki, hani başına böyle demesek bile, kabaca 100 yıllık parlamenter tecrübemiz içinde daha önce yaşamadığımız bir örneğin peşindeyiz biz şu anda. Bilmiyoruz ne olacağını. Biri bize bir şey vaat ediyor. Bugünün Cumhurbaşkanı diyor ki ben bugüne geldim ama nasıl geldim bir de bana sorun, burnumdan geldi. Ben şimdi çok daha iyisini ayarladım ve siz de bana evet deyin, devam edelim. Ama biz bu ülkede hepimiz o süreci birlikte yaşadık. Yani bahsettiğimiz, sözünü ettiğimiz bu 15 yıllık dönem aslında ilk 5 yılını çıkartın. Yani 2002-2007 arasını, Abdullah Gül'ün seçildiği 28 Ağustos'u, o arayı çıkartın, Sezer dönemini. Kalanında başbakan da, cumhurbaşkanı da, bakanlar da, bürokratlar da, herkes AKP'li. Zaten partinin getirdiği bir sistem. O zaman insanlar haklı olarak şunu soruyor. Kimle kavga ettin sen? Kimle kavga ettin? Paylaşamadığın neydi? Demin size anlattım. Oysa ortada kavga edilebilecek biri yok. Kendi söylemiyle düşük profilli başbakanlarla çalıştı zaten. Kavga edilecek bir durum yok. Ama bugün geldiğimiz nokta, artık yavaşça toparlayacağım ve siz de hani dahil olun sorularınızla istiyorum. Öyle devam ettirelim. Bugün geldiğimiz nokta bize şunu gösteriyor. 18 maddelik anayasa değişiklik paketi. Sadece ve sadece aslında bir tek adam iktidarını evet deyip demeyeceğimizle alakalı. Demin anlattığım gerekçelerle. Bu kurgunun içinde tek adamlık dışında bir statü öngörülmüyor. Görülemez zaten. Mantıklı da değil.
işin gelişiminin bizi getirdiği nokta sadece ve sadece bir tek adam kurgusu. Bu paketin içi de böyle hazırlanmış durumda. Pek çok şey. Ama beni en çok ilgilendiren, bu sorular sırasında da en çok bence onun üzerinde durmalıyız. Halk da en çok bunu anlamalı, bunu dinlemeli. Yargıya ilişkin bölüm. Çünkü biz bu darbeyi yedik 2010 yılında. 2010 yılındaki 12 Eylül referandumunda o yetmez ama evetçi grubun, ben hep söylüyorum ya, ben nasıl anlatayım, ben biraz mülayim bir adamım. Gerçekten yani insanlarla konuşabilirim. Benim işim bu zaten. Ama çok açık söylediğim bir şey var. 2 yıldır yayınlarda da anlatıyorum. Benim uzlaşamayacağım tek grup. Çünkü çok şey borçlular hepimize. Bu iş bugün bu noktaya geldiyse bu nedenle geldi. Bizim uzlaşma şansımız yok. Şöyle uzlaşabilir sadece. Siyaset konuşmasınlar. Bıraksınlar, kapatsınlar. Tamam, tövbeliyim, ben siyaset konuşmayacağım. Eyvallah. Ama bugün gelinen nokta artık bir tek adam iktidarının oylaması. Çünkü paketin içeriği de bize başka bir şey vaat etmiyor. Çok açık söyleniyor. Ama bugün çok hızlıca şöyle geriye dönüp baktığınızda 2002 yılının 3 Kasım ile başlayan genel seçim süreçlerinde 2002-2007 ardından 4 yıla düşürülmesiyle parlamento sürecinin Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olması 2011-2015 yılında Sayın Bahçeli'nin Gül Hatırı için yaptığımız çift seçimi de sayarsak 5 tane genel seçim gördük. Bu arada 2004-2009 ve 2014 yıllarında 3 tane yerel seçim gördük. Etti 8. Bir tane referandumumuz var 2010 yılı, etti 9, bu da 10.sü. Ve bu 10 seçim içinde sadece ve sadece 7 Haziran seçimleri bu ülkede aslında iktidarın yaptıklarından çok da hoşlanmayan insanlar olabileceğini gösterdi bize. İlk kez bu 16 yıllık süreç içinde, ki 16 yılın 15 yılını iktidarda geçirdi bu parti, olabilir ihtimali doğurdu herkesin kafasında. Ve bugün artık propaganda öyle bir yola girdi, öyle bir rotaya girdi ki iktidar da bunun farkında. Yayından önce kayıt işte, hep yayın diyorum, ağzım alışmış. Bu söyleşten önce hocamla konuşuyorduk dışarıda. Hani AKP'li seçmen açısından da çok büyük bir coşku görülmüyor diye sordu. Doğru, böyle bir coşku yok. Çünkü böyle bir coşkuyu yaratacak ortam yok. Herkes bunun farkında. Artık insanlar şu paketin içinde neyi öne çıkartacakları konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ve özellikle bu yüzden bugüne kadar hiç örneğini görmediğimiz, 2013 yılında Gezi'de çok da artarak şiddetli halini gördüğümüz ayrıştırma, kutuplaştırma çalışmaları bir anda, hiç beklenmedik bir anda çadır ziyaretlerine dönüyor. Hiç beklenmedik bir anda. Yani sıradan burada oturan 50 kişinin içinde hayatı boyunca bir seçim çadırında bir cumhurbaşkanı ile karşılaşma ihtimali kaçtır bir insanın? Herhalde 300 binde bir falandır değil mi? Bir çadıra girdiğinizde cumhurbaşkanının da girmesi sizinle. Ama burada oldu. Daha da olacak. Çünkü şu anda uygulanan ayrıştırma politikası ilk kez bu bahsettiğim 15 sene içinde duvara tosladı. İlk kez. İnsanların artık bunun ötesinde beklentileri var ve bunu çok rahat söyleyebiliyor herkes. Neden? Ya korku dağları bekler, eyvallah da korkunun bekleyeceği dağ kalmadı bizde artık. Biz yaşadık bunları çünkü. Hepsini geçtik, hepsini çok çok ciddi mesafelerden geldik. Gezi'de sokakta insanlar öldü. Gencecik insanlar böyle kirli, karanlık sokak arkalarında öldürüldüler dövülerek. Herkes şunu düşünüyor şu anda. Üstelik bir de geçen sene 15 Temmuz'da resmen bugüne kadar kol kola yürünen eski ortağın darbe girişimine şahit olduk hep beraber. Şimdi bu ülkenin makul sıradan yurttaşları şunu soruyor. Ya sen benden tek adım için yetki istiyorsun da 15 senedir bana sormadın ki zaten senin için. Üstüne üstlük bir de arada darbe girişimi yaşadık. Onun üstüne çıkıp diyorsun ki şimdi bir dakika ya sen bekle, sen bir oyunu ver de sonrasına bakarız hele. Bu arada da vermezsen teröristsin, cemaatçisin, PKK'lısın. Niye bana bir şey sormadın ki? Hiçbir şey geçmedi aramızda. Benimle konuşmadın 2 gün önceki çadır ziyaretine kadar. Hepiniz hafızalarınızı rica ediyorum yoklayın. Herhangi bir örnek var mı kafanızda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı ya da başbakan sıfatıyla ya da herhangi başka bir sıfatla gelip bu ülkenin sıradan yurttaşlarıyla birebir aynı mekanda buluştuğu. Ben diyorum işte, ben hani 2009'a kadar 7 sene ve de uzunca bir müddet başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptım. Ankara'da şöyle bir şeydir o. Cumhurbaşkanı sabah evinden çıkar ya da başbakan evinden çıkar alırsınız, akşam yatırıp ışığının sönmesini beklersiniz. Öyle bir sistemdir o yani.
Yurt içi yurt dışı değişmez bu. Ben böyle bir örnek hatırlamıyorum. Olsa vallahi hatırlardım yani. Hakikaten sizinle de paylaşırdım ama yok. İşte bu bize şunu gösteriyor. Şu anda gerçekten biz tercihlerimizle bir şeyi değiştirebilecek durumdayız. Ama bu tercihle değiştirme aşamasında hiçbirimizin vazgeçmemesi gereken bir şey var. Üsluba çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü bugüne kadar kullanılan üslup, bugüne kadar kullanılan dil bizi bu noktaya getiren unsurlardan en önemlisi bana kalırsa. İnsanlara nasıl hitap ettiğiniz, bir şeyi nasıl anlattığınız, olayın sonunda ortaya çıkan mesajdan bile daha kuvvetli bir fikir veriyor. Şu ayrışmanın içinde ben her sabah yaşıyorum bunu. Mesela yayına sadece bağırıp çağırıp hakaret etmek üzere gelip şu anda yayının izleyicisi olan insanlar var artık. Onlar da çok şaşırıyorlar. Biri ona küfretmediği zaman, işte bidon kafalı, hadi lan koyun demediği zaman o da şaşırıyor. Ya bizim başka bir şansımız yok ki. Biz böyle yaşamak zorundayız. Birilerinin köpürtmesiyle, toplumu gazlamasıyla bir yere gidemeyeceğimizi gördük artık. Biz bu sefer çok daha mantıklı, çok daha sakin şekilde ve sıkılmadan, bıkmadan anlatmak zorundayız. Benim yayınlarda yapmaya çalıştığım hikayede bu. Bugün de burada bunu yapmayı hedefliyoruz. Eğer siz de sorularınızla açar, yardımcı olursanız, hani şurası biraz daha tartışılmalı derseniz hep birlikte bunu yapalım. Bu toplantının amacı da budur. Toplantıya katılanlar arasında çok fazla doktor var. İnsan böyle kalabalık doktor kitlesi görünce çok biliyorsunuz kalabalık doktor heyeti hayra gelmez. Karşıda tek bir kişi varsa konsültasyon gibi hissediyor. O da biliyorsunuz hani böyle nezle gripte olmaz, konsültasyon yapılmaz. Daha ciddi bir şey. O yüzden ben de hafif tırsıyorum. Sizler sorularınızla biraz açın. Hep birlikte açalım. Bu süreci biraz daha net konuşalım. Biz şöyle bir karar verdik sizin için de uygunsa. Saat şu anda 7. 8.30'a kadar gidelim. Çok da fazla hani hafta içi bir akşam herkes yorgun, hepiniz yorgunsunuz. 8.30'da noktalayacak şekilde devam edelim. Yok bu arada yayında sürekli şey yazıyorlar. Bizi hiç okumuyorsunuz, üzülüyoruz diye. Yani burada başka bir şey yapıyoruz. Bugün farklı. Bugün siz dinleyeceksiniz. Benim şimdilik ufuk turu açısından anlatacaklarım bunlar. Lütfen siz sorularınızla şimdi açın. Sorularda da mümkün olduğu kadar kısa sorarsanız, kalabalığız çünkü epeyce kalabalığız. Bu arada herkesin sorusuna zaman kalsın. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Tabii tabii. Şimdi 35 yıl içinde 89'da doğru. Bu ne bilinendir 89 söylenilidir. Bütün oturum bağımsızdır ve tam şey işte anayasa falan gibi bir takım argümanlar vardı. Yine ben pankartlara bakıyorum şeyde. Çevredeki aynı yargı bağımsızlığından bahsediyorlar. Aynen 2010'daki gibi. Aynı argümanlar. Dedim ya çok benziyor. Evet. Şimdi o yargı bağımsızlığı hikayesi şu. Aslında bakarsanız paketin içinde. Detaylı bir açsak o yargı. Açalım. Yargı açalım da çok açılacak bir şey yok. Sadece bir yerine diyor ki yargı tarafsızdır. İstiyorsanız açalım. Yargıya bağımsız denmez, bu hakarettir. Yani yargının oluşumuna hakarettir. Zaten bağımsız olmak gerekir zorunda. Yani bu şöyle. Erdal Azgın. Biz aslında çok eski tanışıyoruz onunla. Benim yaptığım radyo programlarından beri çok sık karşılaşırız. Erdal görme özürlü bir arkadaşımız, görme engelli bir arkadaşımız ve hukuk fakültesini bitirdi. Avukat artık. Çok da sağlam ve hatta dedi ki bu yayınlarla ilgili buraya girmeden önce başına bir şey gelirse bul beni. Biz o noktaya kadar geldik artık Erdal'la, sağ olsun. Yok yok. Şimdi dediği doğru. Lafzı gereği böyle olmak zorunda. Ama burada düzenlemenin içinde bir yerde diyor ki yargı tarafsızdır ve bağımsızdır. Bağımsızlığını geçin. Aksi tartışılamaz zaten. Yani hiç kimse şunu söyleyemez. Buz donuktur. Böyle bir şey deme şansınız var mı? Yok. Bu o. Ama neden tarafsızlığın konulduğunu tartışalım bence. Çünkü buradaki tarafsızlık ifadesi tek bir kelimeyle eğer yargının bütün sorunlarını çözecekse, son 15 yıl biz bu iktidarla yönetildik. Hiç kimsenin aklına gelmedi mi bu? Ya yargıda sıkıntı var. Ulan meclis de bizim elimizde. Dur şuraya bir tarafsız yazalım biz. Niye yapmamış olabilirler bunu? Çünkü bugün bizim şu paketin içinde ben de dedim ya, hani benim de en çok üzerinde durulmasının gerekli olduğunu düşündüğüm konu yargı hikayesi, adalet. Bizim en büyük ihtiyacımız bu. Şu anda adaletli bir sistem içinde biz aslında buradaki bütün sıkıntıları atlatabilecek donanımda ve tarihi tecrübedeyiz. Anlattım ya demin, 140 yıllık bir tecrübemiz var bizim. Biz bunu çözeriz. Daha önce pek çok büyük kriz atlatıldı Türkiye'de.
Hatta hani deniyor ya çatışmalar yaşandı diye. Bilmiyorum içinizden hatırlayanlar var mı? Ben o dönem Cumhurbaşkanlığı muhabiriydim. Ahmet Necdet Sezer'le Bülent Ecevit arasında aslında çıkan ilk krizdir bu. Kararnameler konusunda Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var mıdır yok mudur tartışması. Tabi tartışmanın bir tarafındaki Cumhurbaşkanı aynı zamanda eski Anayasa Mahkemesi Başkanı olunca bu tartışma sıkıntılı oluyor. Çünkü o size diyor ki hayır yoktur benim yetkim var. Nereden biliyorsun diyorsunuz. Diyor ki ben yaptım zaten onu. Biz yapmıştık, hazırlamıştık. Bu tartışma kaçınılmaz olarak geliyor. Ama yargının tarafsızlığı. Zaten yargı tarafsız olmak zorunda. Oysa bakın ben size bir hüküm okuyayım. Buradaki düzenlemenin içinden. En çok üstünde duracağımız şey son 3 gündür sürekli olarak konuşuluyor. Cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi var mı yok mu? İş geldi bu noktaya dayandı. Oysa bu düzenleme içinde çok açık yazıyor var. Sadece ben demiyorum bunu. Ergun Özbudun Hoca söylüyor mesela. Ki bu iktidarın tarafsız hukukçular açısından en güvenli isimlerden biridir Ergun Hoca. Türk Ceza Kanunu dahil olmak üzere parlamentoda hazırlanan bütün yasal girişimlerde Ergun Hoca danışmanlık yapmıştır. İyi ki de öyledir. Ergun Hoca da söylüyor. Yani bir şeye bir yanıyla yok etme derken öbür yanıyla fesih demek arasında çok fark yok. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Aslında aynı şeyden bahsediyoruz biz. Ama bütün bunların arasında unutturulan hikaye yine adalet hikayesi, yine yargı hikayesi. Çünkü burada yargı tarafsızdır denilerek kendini Cumhurbaşkanlığı dönemi süresince artı Cumhurbaşkanlığından indiği süreden sonra da yasal güvence altına alan figür Cumhurbaşkanı aslında kendisini yargılama ihtimali olan herkesin seçimine de talip oluyor. Herkesin, abartmıyorum, arada öyle bir iki eksik var zannediyorsunuz, yok öyle bir şey. Anayasa Mahkemesi'ndeki 15 üyeyi, 15 üyenin 12 tanesi zaten fiilen ona verilmiş durumda. Sen seç diye. Kalan üçü? Kalan üçünü meclis seçiyor. Meclisi kim seçiyor? Bizim yürürlüğe, bu anayasa değişikliğiyle yürürlüğe hemen 20 dakika sonra girecek madde ne anlatıyordu? Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişkisi kesilmek zorunda değildir. E kimin partisi? Tesadüfen iktidar partisi. Ve siz de iktidardasınız. E Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla bu insanı yargılayacak. Bir şey yaptığı zaman. Görev süresinde ya da görev süresinin bitiminden sonra. Koruyarak yargılayacak. Tabii tabii çok doğru söylüyorsunuz. O ünvan korunacak. Kalacak o statüsü de. Ayrıca bir kademe daha öteye götürülüyor. Cumhurbaşkanının sayısını bugün bilmediğimiz atama usulü tamamen kendi tarafından belirlenecek. Başkan yardımcıları da aynı şemsiye altına alınıyor. Onlar da kendilerini atayan Cumhurbaşkanının aynı yasal koruma zırhından yararlanıyorlar. Şimdi ben size soruyorum. Burada tarafsızdır deyince yargı tarafsız oldu mu? Bence olmadı. Ve 2010 yılından sizin hatırlattığınız şey çok doğru. 2010 yılından bizim hepimizin dilindeki o buruk tadı bırakan 2010 yılı referandumunda oluşturulan ve bütün dünyada en iyi hakimler, savcılar, yüksek kurulu sistemi budur diye anlatılan. O dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'di. Bugün Bekir Bozdağ. Ama aynı şeyi savunuyorlar ikisi de. Öyle anlatılan hakimler, savcılar, yüksek kurulu, hakimler, savcılar kurulu haline getiriliyor. Ve tesadüfe bakın ki 13 kişilik iki daireden oluşan bu yapı, bu üst hukuki yapı, hepimizin hayatındaki her türlü işleme müdahil olacak hakimlerin ve savcıların atanmasının yapılacağı bu kurulun 13 üyenin 6'sını doğal olarak Cumhurbaşkanı atıyor. Cumhurbaşkanına sorarsanız diyor ki ne alakası var, yalan söylüyorlar, 4 tanesini atıyorum. Doğru. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yüksek ifadesi kalkıyor. Başkanı Adalet Bakanı, yardımcısı da Adalet Bakanlığı Müsteşarı. Onları kim atıyor? Adalet Bakanı'nın iktidar partisi dışından olması gibi bir ihtimal var mı? Çok yaşayın. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz şunu bekliyor musunuz mesela? Adalet Bakanlığı iktidar kuruluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticisi diyor ki ya bizim çok bakanımız oldu 23, bir tane de size verelim CHP. Adalet Bakanlığı da sizin olsun. Böyle bir şey geçiyor mu aklınızda? Yok. Bakın 13'te 6'yı daha başlarken yakaladık. 13'te 6. Nasıl? Elbette. Aslına bakarsanız yine aynı şey oluyordu ama şimdi tamamen kalkıyor. Tabii tabii. Şimdi ekten atayacak. Çünkü elinde böyle bir yetki var. 13'ten 6'yı böyle atadı. Kalanları, kalan atamaların tamamı da mecliste öyle bir oylama usulü getiriliyor ki. İktidar partisinin ağırlıklı olduğu, nereden biliyoruz iktidar partisinin ağırlıklı olduğu? Adam seçimi kazanmış.
En fazla sandalye onun. Anayasa ve Adalet Komisyonları karma bir komisyon oluşturuyor. Burada normalde bugüne kadar bu komisyon hep oluşturuldu. Ne zaman biliyor musunuz? Dokunulmazlıkların incelenmesinde. Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda incelenir dokunulmazlık dosyaları. Ve her zaman şöyle yapılır. Çok özel bir olay olmadığı sürece. Dönem sonuna ertelenir. Siz çok duymuşsunuzdur bunu. Dokunulmazlık dosyası incelendi, dönem sonuna ertelendi. Dönem sonu ne? Mesela parlamento 4 yılda bir seçiliyor yani. Bu paket geçerse 5'e çıkacak tekrar. 4 yıllık dönem sonunda yeni döneme bırakılacak. Yani Kadıköy'de demek. Biz görüşmeyeceğiz demek. Anayasa Adalet Komisyonu'na bir yetki veriliyor. Deniyor ki önerilecek kişiler arasından adaylarla ilgili tek tek hepsiyle ilgili görüşmeleri sen yap. Nasıl yapalım? Oyun hesabı getiriliyor. O oyun hesabında da öyle şeyler getiriliyor ki bakın size tam değerini okuyayım da hata olmasın. Çünkü çok gerçekten çok saçma. İlk turda 3'te 2 çoğunluk isteniyor. Anayasa Adalet Karma Komisyonu'ndaki üye sayısının 3'te 2'sinin evet demesi gerekiyor. Bu çok zor olur diyor iktidar. Aslında çok zor olacak bir şey yok. Bugün mesela sağlıyor iktidarın oranı bunu. Ama diyor ki ikinci turu yapalım. İkinci turu kaçta kaç yapalım? 5'te 3. Tamam. Yine seçilmezse bak o kadar demokratım ki ben isim çekme suretiyle belirleyelim. Buraya kalma ihtimali var mı bunun sizce? Şimdi bu üyelerin meclisten geçecek bölümünü kim atamış oldu? Kalan 7 kişi. 7'nin tamamından bahsediyorum. Hani dışarıdan o da önerecek, bu da öyle bir şey yok. Hakimler, savcılar kurulunun 2 daire halinde 13 üyeyle çalışacak kurulun oluşumu bu. 13'te 13'te hakimler, savcılar kuruluna adam atadınız. Ne işinize yarayacak onlar? Eskiden 3 daireli çalışan bu kurul şimdi 2 daireye düşürülüyor. Gerekçesi yok. Gerekçesini sorma şansınız yok. Benim bu pakete en çok karşı çıkış nedenim bu. Bunların hepsini hani burada konuşacağız diye bir de diyorum ya ben her sabah insanların karşısına çıkıyorum ezbere konuşmayayım diye. Ben son 10 gündür işte burada sevgili hocamla konuştuktan sonra ben tekrar eski günlere döndüm dedim ya 3 kere sağlam aldım ben anayasa dersini. Yani hakikaten iyidir anayasa bilgim mecburiyetten demin anlattığım gerekçeyle. Ama 10 gündür tekrar anayasa çalışıyorum ben ve okudukça size başlangıçta söylediğim noktaya geldim. Ya bir ülke faşist dönem anayasasını özler mi ya? Biz özlüyoruz. Gitmesin aman ha 80 anayasasına sarılalım. Öyle saçma bir hale geldik ki Yüksek Öğretim Kurulu'nun kaldırılması için eylem yapan ben şu gözlerle ana muhalefet partisinin yok kaldırılmasın aman ya eğitimde garanti dediğini duydum. Ben 47 yaşındayım. Bunu yaşamak için çok erken ya. Bu 80'de falan olsa hani ben 80 yaşıma geldiğimde olsa derim ki ya hayat çok değişti. Yani başka şeyler oluyor ondan. Ya ben 47 yaşındayım. Ben gördüm bunu. Sokakta yok kapatılsın eylemi yapan ben buna şahit oldum. Ve şimdi burada anlatılan hikayede, bize söylenen hikayede tam bu işte. Ölümü göstermek, sıtmaya da razı etmemek. Şunu söylüyorlar. Ölümü gösteriyorlar diyorlar ki öleceksin ama ya bir müddet yaşayabildiğin kadar yaşa bakalım. Aslında söylenen bu paketle. Bizde sıtma mutma da yok. O Arap paketi geçtik biz. Üst kademeden giriyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi tarafsızlık hikayesi bu. Sadece bir kelime. Yargı tarafsız ve bağımsızdır. Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle değil. Bu pakette öyle bir şey yok. Buyurun. Biraz yüksek konuşursanız izleyiciler de duysun. 1977 yılından beri biz birlikte görev yaptık. Ben tabi odasının yönetimde de görev almış bir kişiyim. Daha sonra da diş hekimler odasının ilk genel sekreterliğini yaptım. Onun için bu söyleşiniz bizim için son derece kıymetli. Bu arada 2100 kişi izliyor şu anda söyleşiyi. Bu söyleşiniz bizler için son derece kıymetli. Çok teşekkür ederim. Şu nedenle bu paketin geçmesinin sonucu, yani detaylarını hepimiz iyi kötü takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı öyle demiyor ama hayır diyenlerin hiç gerekçesi yok diyor. Biz okumamışlar. İyi kötü biliyoruz ama mesela bizleri ilgilendiren çok önemli bir şey var. Sivil toplum diye bir şey kalmayacak. Aynen öyle. Yani bakanlar kurulunun dahi olmadığı, bakanların bir bürokrattan öte hiçbir pozisyonunun olmadığı bir düzenin aslında işte tek adam dediğiniz diktatöryal
bir sistemin dayatıldığı bir şey bu, metin. Türk halkı buna tercih yapacak. Hı hı. Peki ya neye güvenerek böyle bir şey dilerim cevabını bulmak lazım. Yani neye güvenerek bunu getiriyorlar? Tamam. Zannediyorum şuna güveniyor. Yani böyle. Şeyimi söyleyeyim ondan sonra isterseniz siz de arkadaşlarla paylaşalım. Türkiye'de son dönemde işte SİSTA Yeşil Kuşak Projesi'nden Büyük Ortadoğu Projesi'ne kadar yakın tarihi gayet güzel özetlediniz. Türkiye'nin de sosyolojik yakın tarihine baktığınız zaman 60'lardan sonra çok hızlı köyden kente göçün yaşandığı ve kentleşme sürecinin kent kültürünü içselleştirerek bir kent yaratmadı. Lümpen proletarya dediğimiz veyahut da varoş kültürü dediğimiz bir kültürün ortaya çıkması ve sonuçta bunların sosyolojik yapısını gayet iyi tanımlamış ve bunların algılarına göre önlerine bir sürü metin koyabilen bir yönetimi görüyoruz. Yıllardır, 15 yıldır. Çünkü insanların doğal yapısında kendine benzeri seçmek diye bir şey var. Kendine benzeri seçenler. Adam aynaya bakıyor diyor ki aynı benim gibi diyor ya. Aynı benim gibi diyor. Bak ne güzel diyor. Çalıyor, çırpıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bana çok benziyor diyor. Çünkü o kültür, o varoş dediğimiz kültür ne köyün asaletini ne kentin nezaketini alamamış bir çoğunluk var. Lümpen proletarya dediğimiz. Bunu Zülfü Livaneli de gayet güzel dillendirmişti. Benim de ondan 4-5 sene evvel yazdığım öyle bir şeyim var, yazım var. Bundan kaynaklanan bir toplumsal yapı ve onun üstüne oturtulmaya çalışılan ve dayatılan ve biz ne dersek zaten bunlar bunu kabul edenlerin üstüne kurulmuş saygısızca insanoğluna yakışmayan bir metinle karşı karşıyayız. Buna karşı bizler ne yapabileceğiz? İşte gidip oyumuzu vereceğiz, kullanacağız ama bizler ben şuna inanıyorum ki hekimler açısından en azından toplumda özgür ağırlığı olan insanlardır. Etkileşimleri ve etkileme şansları instansı yüksek kişilerdir. Bizlerin durmadan etmeden, ben kendi adıma öyle yapıyorum, ben serbest çalışan bir hekimim. Yani anestezi yapmam bak diyorum geçiyorsa. Evet verecek olursa anestezi yapmak da bu işin şakası. Ama etkileme şansımız var. Bunun için çaba sarf etmek lazım. Yoksa dediğiniz gibi maddeleri tartışalım da böyle değil. Ama bu zaten bir tek adam rejimi dayatması. Kesinlikle öyle. Adınız neydi? Muhlis. Muhlis Hocam çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada yalnız sizin şu anda kullandığınız üslupla yaptığınız bu etkileşim. Hayır bu gerçekten çok işe yarayan sistem bu işte. Demin şu anlattıklarımı sonunda söylediğim ne olur küçümsemeyin. Bakın biz bunu çok pas geçtik ama inanın şu yaşadığımız sıkıntı bunun sıkıntısı. İnsanlar çünkü Muhlis Hocam'ın çok doğru tespit ettiği gibi mesela 2002 yılının 3 Kasım'ından yani o seçimin yapıldığı günden sadece ve sadece 1,5 ay geri gidin. Eylül'ün son haftasıyla birlikte gazete manşetlerini tarayın. AKP'ye verilen desteğin son 15 gün içinde nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Çok ilginç bir şekilde. Çünkü AKP çok iyi, daha önce kullanılmamış Muhlis Hocam'ın demin söylediği damarı kullandı. Toplumdaki yarığı çok iyi tespit etti. Çok doğru bir yerden gitti. Bugüne kadar işte sen ezildin, kimsin sen? Başörtülü. Tamam gel. Sen askeri vesayetten çok çektim 12 Eylül dönümde. Biz askeri vesayeti yıkacağız. Sen de gel. Sen işte ben milliyetçi muhafazakardım ama ne milliyetçi camia kabul etti ne muhafazakar camia. Özal öldüğünden sonra perişan oldum. Böyle insanlar vardı. Sen de gel. Hep beraber bakın AKP'nin kurucular kurulu oluştuğunda Konya yolu üzerinde görmüşsünüzdür muhtemelen. TESİŞ'in büyük bir salonu vardır. Yolun Konya yolundan giderken onun sol tarafında. İlk kurucular kurulu toplantısı orada yapıldı. Ve o toplantıda ben bir gazeteci olarak dediğim gibi o zaman bir de çok ilgi gösterilen bir parti olmadığı için hani nispeten tenha sayılacak bir toplantı izledim. Bu partinin kurucuları arasında o dönemde askerlikten yeni ayrılmış insanlar vardı mesela. Eşi hakim olan bir adam hatırlıyorum. Ve orada eşi de bu arada başı açık falan yani şey düşünmeyin hani o dönemde baskıya maruz kalmıştı o yüzden öyle bir şey değil. Sadece ve sadece insanların bana çok iyi niyetle, üstelik röportaj vererek şunu dediğini hatırlıyorum ben. Ya artık çok ciddi bir sıkıntı var. Mevcut siyasi yapı bizi taşımıyor. Mevcut siyasi yapı bizi temsil etmiyor. Bu bir umut. 15 gün içinde müthiş bir deparla, müthiş bir depar ve müthiş bir medya gazıyla elbette. Onu da asla pas geçmemek lazım. Acayip bir oy tırmanışı gördük biz.
Ama dediğim gibi burada hakkı teslim etmek lazım. AKP çok güzel, daha önce kullanılmamış bir arteri tetikledi. Ciddi ciddi tetikledi ve bütün ekmeğini kendi yedi. Kimsenin yemesine izin vermedi. Nereden biliyoruz? Mağduriyet diye bir kavram çıktı ya. Mağduriyet yoksa iktidar yok. Bakın son 15 seneye. Ben size yaşadıklarımdan, yayınlarda da yapıyorum, yaşadıklarımdan örnek vereyim. Mesela bugün tartıştığımız şu fesih kelimesi var ya. 17 Aralık zirvesini hatırlayanlar var mı? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin tekrar başladığı, imzaların atıldığı Brüksel'deki zirve. Aklında ya dönüşte bizim öyle çok çok kudretli belediye başkanımız var. Var onun şeyden, stoktan sallıyor onları. Ama şimdi kitap yazdı. Biz de hep birlikte bu toplantı çıkışında para toplayalım. Biz de buradan atalım. Kitabını kutlayalım kendisini. Yok, kitap okumaktan soğutuyor. Evet. O toplantı sırasında biz dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan hep birlikte Brüksel'e giderken bagajımız dolu gittik. Hatırlıyor musunuz o günün krizini? Bakın unuttuk ama çok ağır bir kriz yaşandı. Zina krizi. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ve krizin en ağır noktası neydi biliyor musunuz? Ben bu gözlerle Avrupa Parlamentosu'nda kendisine verilen yanlış bilgiyle kürsüden Erdoğan'ı savunurken izledim. Çünkü ona demişlerdi ki ya Avrupa'da da var, bunun pek çok örneği var. Yasalarını yazmış adamlar. Yok böyle bir şey. Ama öyle bir coşturulmuştu ki toplum. Zina suçtur, bitirelim. Zinayı çözmemiz lazım. O dönemin Adalet ya da Anayasa Komisyonu üyesi, çok net hatırlamıyorum yalan olmasın, ama bugünün en çok mülteci kabul eden belediyesi, Kilis Belediyesi'nin başkanı Hasan Kara, bunu hazırlayan insandır mesela. Zina maddesi. Ya niye, her şeyimiz bitti mi bizim? Yani bütün dertlerimiz bitti. Avrupa Birliği ile uyuma gidiyoruz ve acayip büyük sözler veriyoruz. Doğruya doğru 5 senelik müthiş bir, zorla istemeden de olsa ama yapılmış 5 senelik müthiş bir depar var o dönemde. Ve bizim sırtımızda zina gibi bir bagaj var. Tıpkı bugün olduğu gibi. Avrupa ile bir mücadele. Niye? Mağduriyet yoksa ben yokum ki. Bilmiyorum başka türünü. 15 senem böyle geçti. Şimdi dönelim. Hocamın söylediği şeye, çok doğru söylüyor. İşte bu arteri yakaladığınız zaman, gideceğiniz yolu tespit ettiğiniz zaman önünüzde kimse durmuyor. Çünkü diğerleri, Türkiye'de maalesef Türk solunun böyle bir sıkıntısı var. Hakikaten böyle bir sıkıntısı var. Siz ellemeden kendi kendine bölünebiliyor Türkiye'de sol. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Alkışlasanız bölünüyor, ikiye ayrılıyor. Ne kadar iyisin diyorsun, çöküyor bir kanadı mesela. O yüzden de bunu da kullandı Erdoğan ve çok doğru bir yere getirdi işi Türkiye'de siyaseti kendi açısından. Biz sonuçta işte geldiğimiz nokta ortada. 15 senenin sonunda tartıştığımıza bakın. 12 Eylül Anayasası'nı savunur haldeyiz. Aman ha, yani iyi kötü ya, idare edeceğiz artık, ne yapalım deme aşamasındayız. Ama demek ki doğru bir noktadan gidildi. Doğru bir yere geldi. Buyurun. Evet, sonra size. Kolay gelsin. Sağ olun. Saltık, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Ben şunu çevireyim size, biraz sesiniz yüksek sesle. Ses gitmesi lazım. Gider gider, merak etmeyin, bu yönlü mikrofon. Yorumdan bazen şey yapıyorum. Bu yönlü mikrofon. Takip ediyorum sizi. Ben yazıyorum şeyi de. Soruyu. Hadi canım. Ya işte bak, ben hep söylüyorum yayınlarda. Bir yayının iyiliği, ben çok özür diliyorum ne olur Ahmet Bey. Ben 1982 yılında Ankara Radyosu Çocuk Saati'ne girdim. 12 yaşındaydım. Ve 5500 çocuğun girdiği bir sınavdan biz elene elene kırptılar 69 kişiye düştük. Böyle aramızdan işte tiyatro sanatçıları çıktı, diplomatlar var, hekimler var, çok çok arkadaşım çıktı. Ama söyleyeceğim hikaye şu, 13 yaşından beri ben şunu, tabii o zaman bu hayal bile değildi, bunun yerinde bir kamera vardı ama ben buna yakınım. Ama her zaman yaptığım bütün programlarda hep şunu söyledim, bir programın niteliği yayıncısıyla değil, izleyicisiyle de alakalıdır. İzleyicisi sağlamsa, sahipleniyorsa yürür. Şu anda bizim yaşadığımıza çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım, sağ olun. Buyurun. Evet. Şimdi önce hoşgörüde bir düzeltme yapayım. Düzeltme sizin ağzınızdan çıkan bir söze ilişkin değil. Buyurun. Burada telaffuz edildi. 82 Anayasası 89 kez değil, 17 kez değiştirildi. Ben o yüzden konuşurken söyledim ya, o CD'niz de tartışmalı. O 18. 113 kez madde değişikliği, evet, yapıldı. Şimdi, kimi maddeler birden çok değişti. Lafınızı unutmayın, neye dayanarak, referansımın ne olduğunu da söyleyeyim. Bunu da çok sık yaptığım bir şey. Bu ülkede en uzun süre Adalet Bakanlığı yapmış insanlardan biridir. Meclis Başkanlığı da yaptığı için Cemil Çiçek'in bu konuda bir çalışması var. Cemil Çiçek bile kesin rakama ulaşamadı. Evet. Yok öyle bir kesin. O yüzden çok tartışma. Bu Hikmet Sami Türk'ün rakamı. Evet, doğrudur ama Hikmet Bey'den sonra da çok değişti. Evet, o da bir hukuk profesörü. Biliyorum tabii. Bir takım eylemleri bir yana bırakılırsa.
Sonuç olarak 17-18, bu 89 değil. Ve değişen madde sayısı da 113 dolayında. Birkaç kez bazı maddeler değişiklik gördüğü için o 118 denebiliyor filan filan. Buradan çıkaracak şey şu, 175-176 maddelik bu anayasa 3'te 2'si değişti. 3'te 2'si şu anda bu anayasa 82 anayasası değil. Bunu bu anayasayı savunmak anlamında filan da söylemiyorum. Savunacak bir şey yok zaten. Belirleme anlamında söylüyorum. Birincisi bu, ikincisi arkadaşlar 82 anayasasının ikinci maddesinde Cumhuriyet'in temel nitelikleri sayılırken birinci sıradaki özelliği siz söylemeyin. Hoş görürseniz ben bu gruba sormak istiyorum. Nedir arkadaşlar? Okudunuz mu? İkinci maddede Cumhuriyet'in niteliklerini sayarken hani o dilimize pelesenk olmuştur ya, demokratik layık sosyal hukuk devleti denir. Dört tane. Dört tane değil. Yedi tane niteliği sayılıyor Cumhuriyet'in. İlkini size hoş görünüzle aranızdan biri olarak soruyorum. Buyurun devam edin siz. İnsan haklarına saygılıdır. Doğru. Birinci özellik budur. Öyle söyleyeyim. Yani bunları da hep göz ardında etmeden, göz önünde bulundurmak ve gerektiğinde kullanmak. Eğer bu anayasa insan haklarına saygılıysa kardeşim, bu düzenleme ne anlama geliyor? Anayasa Mahkemesi'nde iptal vesaire gibi. 82 Anayasası'na çok genç yaşlarında hayır huyu vermiş bir insanım. Beyaz idi zarflar ve içinde mavi renk görünüyordu. Görünüyordu. 8,5-9 gün. Bilinçli yapılmıştı biliyorsunuz. Oylar gizli olacaktı diyor ya, değil mi? Bunlar da yapıldı. Bir onu paylaşmak isterim. Bir de 123. maddede şu andaki anayasanın getirilen, bana göre yargıyla birlikte en ciddi değişiklik, belki yargıdan daha ciddi, çünkü şu anda zaten yargıyla geçirilmiş durumda, en ciddi, en yumuşak karın aşil topuğu 123. maddedir. Orada Cumhurbaşkanı'na meclisle birlikte kararname çıkarma yetkisi kapsamında ya da kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi aracılığıyla kamu tüzel kişiliği kurma, kaldırma, doğru, yok etme yetkisi veriliyor. Yani sadece anayasanın o maddesi değil, işte o demin bahsettiğim 2200 bağlı madde ve tüzükle birlikte, yönetmelikle birlikte asıl onun kapsamı orada dedik. Şimdi bu en aşı toplamız arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla somutu konuşalım. Eğer bu geçerse değişiklik, Ankara'da bu da Türk Tabipleri'nin tepede tüzel kişiliğini kaldırdım. Kamu tüzel 30 saniye sürer sadece. Kapattım demesine gerek yok. Kamu tüzel kişiliği kaldırılmıştır. TMMOB'nin kaldırılmıştır. Diş hekimler odasının kaldırılmıştır. Say sayabildiğin kadar üniversitelerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Şuna 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 tüzel kişilik verilmiştir. Şu anda bunu biliyorsunuz meclis yapıyor ve yasayla, tabii meclis temel aracı o, yasama işleviyle yapıyor. Dolayısıyla burada son derece ciddi bir biçimde yasama işlevine ortaklık söz konusu. Halbuki parlamenter demokratik rejimlerde yasama işlevi bilindiği gibi ya da işlemi münhasırdır, sui generistir. Yalnızca o organa özgüdür. Burada dolayısıyla yasama organının bir yetki gaspı da söz konusu ediliyor. En tehlikelisi bu. Yarın diyebilir ki Edirne'de Trakya'da 3 ili birleştirdim. Bu hep duyduğunuz bahsettiği Ahmet Bey. Hayal değil yani. Yani hani ufak yapılar kurmak, federatif yapı kurmak falan demiyor ya. Anlattım. Trakya'da özel bölge kurdum. Vali de seçimle iş başına gelecek diye. Hiçbir şekilde ne anayasa makinesine götürebilirsin, ne şu yapalım, ne bunu yapabiliriz diye. Bunu paylaşmak isterim. Fesih çok siz net söylediniz. 6. maddede söylüyor. Cumhurbaşkanı meclis seçimlerini yenilemeye karar verirse bir gün devam ediyor. Hiçbir kayıt, kural, koşul, koşul yok. Hatta şu bile yapılabiliyor, aklınızda olsun. Seçimler mesela yapılıyor. Cumhurbaşkanı seçiliyor, ertesi gün bile. Ben bu seçimi beğenmedim. Bak, meclis ise bunu ancak 360'la yapabiliyor. 5'te 3 çoğunluk istiyor bunu. Kişi şeklinde oluyor. Bir de bu iki dönem üst üste ya, bir yorumla şu dönemi saymayacaklardır. 2019 3 Kasım'dan başlayarak iki dönem diyeceklerdir. Zaten öyle olacak, açıkça konuşuldu. İkinci dönemin bitmesine bir gün kala meclisi pes etme olduğu takdirde, meclis fesih kararı aldığı takdirde mecliste indükleyerek kendisine fesih kararını sağlanabilir. Dolayısıyla zaten kendi oluşturdu. 2019'a kadar 3 yılı saymayın. Ondan sonra 10 yıl artı çünkü kez de şu anda fiilen 17 yıl şansı 5 var. Yıl daha, şu anda 17 yıl şansı 15, 17, 17 yani 81. yaş gününü Tayyip yaşarsa
Cumhurbaşkanı olarak kutlayabilir. Kola baktı. Bir bunu söyleyeyim. Bir de son olarak çok uzatmayayım. Son sorayım. Siz lütfen buyurun. Yanıtlayın. Tabii. Şimdi Renato Ruggiero, Dünya Ticaret Örgütü'nün başkanı. Bu adam dedi ki bir konuşmasında, benim arşivlerimde var. Tek bir küresel ekonomi, ben şimdi notumu çıkardım ki eksik söylemeyeyim diye. Tek bir küresel ekonominin anayasasını hazırlıyoruz dedi. Hı hı. Ve hükümetler neyin altına imza attıklarının farkında değiller diye devam etti. Tek bir küresel sistemin anayasası. 35 ülkede DTÖ'nün, Dünya Ticaret Örgütü'nün, o mahşerin dört atlısı, Dünya Bankası, İBF falan sayarız. Arka planda asıl tehlikeli olan budur. Az bilinen. Dünya Ticaret, bunların beyni budur. Dünya Ticaret Örgütü 35 ülkede kendi şablon anayasasını geçirdi, kabul etti. 82 anayasası o günden bu yana Türkiye'nin küresel ekonomiye, finans kapitale, kumarhane kapitalizmine bağlanması için bütün işlevlerini aşağı yukarı yerine getirdi. Ufak tefek pürüzler kaldı. Yargı ayak bağlıyor ya Tayyip. 2010'da da biliyorsunuz idari yargının yetkileri olağanüstü sınırlandırıldı. O da yetmiyor. Şimdi benim okuduklarımdan çıkardığım, siz ne diyeceksiniz diye soracağım. Bu anayasanın hazırlanması yalnız iç dinamiklerle Tayyip Bey'in, AKP'nin beklentileriyle açıklanamaz. Ve Metin Feyzoğlu da dışarıda yazıldı bu anayasa dedi. Dolayısıyla şimdi gelecek anayasa ve yapılacak değişiklikler ve yorumlarla birlikte Türkiye'nin küresel emperyalist sisteme postmodern yarı sömürge değil tam sömürge olarak bağlanmasını sağlamak işlevidir. Temel amaç budur. Gerisi sahne mizansenidir, dekordur gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Şimdi bu Dünya Ticaret Örgütü'ne ilişkin yaptığınız değerlendirme aslında ben yapı olarak komple teorilerine hiç prim vermeyen bir insanım. Hiçbir zaman hayatım boyunca desteklemedim bunları. Ama şöyle örnekler yaşadım mesela gazeteciliğim boyunca. Türkiye 2001 bu anayasa krizini, meşhur anayasa fırlatma krizini yaşamıştı ya, ardından Türkiye'ye biliyorsunuz bir kurtarıcı geldi, Kemal Bey, Kemal Derviş. Daha sonra hani siyasi hayatı o tarafta oldu, bu tarafta oldu, CHP'ye, DSP'ye gidecek gibi yapıp CHP'ye geldi falan filan. O dönemde koalisyon 57. hükümet zamanında koalisyon ANAP DSP MHP koalisyonunda Bakanlar Kurulu toplantısında çok ağır bir kavga çıktı. Çok ağır. Daha sonra hem işte benim o dönemde çalıştığım televizyonda NTV'de yaptığım haberler, pek çok gazeteci arkadaşım yazdı bunu. Gördünüz. Haberin gerekçesi şuydu, o dönemin IMF Başkanı Stanley Fischer, Bakanlar Kurulu toplantısındayken Kemal Derviş'i telefonla arayabiliyordu. Arıyordu ve o da telefonu açıyordu Bakanlar Kurulu'nda. Bizde böyle bir şey yok, yani devlet geleneğinde de yok. Bakanlar Kurulu toplantısında kimse kimseyle telefonla konuşmaz. Ama o zaman anlatılan hikaye şuydu, deniyordu ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor ve uluslararası para dünyasını hiçbir şekilde ürkütmememiz lazım. Konuşulacaksa konuşulacak. Fakat aynı Stanley Fischer, Türkiye'de anayasa fırlatma krizi yaşandıktan sonra bir gün içinde çıkan yaklaşık 9 milyar dolarlık paranın en büyük bölümünü götüren Citigroup'un başına geçti IMF direktörlüğünden ayrıldıktan sonra. Bu komplo değil, bu birebir benim yaşadığım, gördüğüm, hatta New York'ta bir Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiğimizde de bizatihi karşılaştığım bir durum. Dediğinize gelince 35 ülkenin anayasasını yaptırdı. Şimdi bunun somut belgesi yok elimizde. Eğer somut belgesi olsa mesela buna şöyle karşılık vermek gerekir. İngiltere biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıkmayı kendi içinde oyladı, çıkmaya karar verdi. Ve dün de İngiltere Başbakanı Theresa May altına imzasını attı. Artık resmen prosedür başladı. 2 yıl civarında süreceği tahmin ediliyor. 2019'un Eylül'üne doğru falan bitecek. İngiltere ayrılacak. Bakın bu ayrılığın Avrupa Birliği'ne maliyeti 60 milyar euro. Ve bu ayrılık, bu para Avrupa Birliği'nden çıkmayacak. İngiltere karşılıklı ikili anlaşmalarının feshi gerekçesiyle kademeli olarak Avrupa Birliği'ne bir takım yükümlülükler altına girdi. Diyeceğim şu, bu tarz birliktelik, yani 35 ülkenin anayasasını yazmış, ben buna çok inanmam. Ama şu kaçınılmaz bir şeydir ve doğrudur söylediğiniz. Ekonomik bütünlükler kırılmadan coğrafi bütünlükler birleşmez ya da ayrılmaz. Mutlaka birbirlerine geçmiş durumdadırlar. Yani hemen şu söyleşinin başında size anlatmaya çalıştığım o özet süreci içinde bizim Yeşil Kuşak projesinden Büyük Orta Doğu projesine gelip bir an içinde onu da unutup ülkenin Cumhurbaşkanı dün öğleyin
Münbiç'i aldık, Rakka'ya da gidiyoruz dedikten 4 saat sonra canlı yayında başbakan çıkıp Fırat Kalkanı operasyonu bitti dedi mesela. Ya aralarında konuşmuyorlar ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bir de tesadüfen Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktılar. Orada en başta Cumhurbaşkanı oturur, sağ tarafında Başbakan oturur. Bütün bu süreç bize şunu gösteriyor ki evet bu coğrafya üzerinde bazı tasfiyeler yaşanacak. Doğru. Bu hani çok ünlü Amerikalı stratejistlerin yazdıkları hikayelerle de gidebilir. Çok bağımsız gelişmeler de olabilir. Ama şu net. Küresel sermaye artık büyük devletlerle tek tek uğraşmak istemiyor. Bu bir gerçeklik. Yani ufak ufak devletçikler çok daha rahat yönetilebilecek sistemler. Bunların da özelliği tesadüfe bakın ki hepsi tek adam sistemi. Çünkü tek bir insanı ikna etmek koca bir ülkeyi döndürmenize yetiyorsa parlamento gibi bir ayrıntıyla uğraşmak istemezsiniz. Bakanlar kurulu tamamen safsatadır. İkna mı etmek şöyle metal halka? Gerek yok ki ikna etmesine. Sistemi geçirdiğiniz anda kimseyi ikna etmeniz gerekmiyor ki. Zaten o sizinle birlikte hareket etmek zorunda. Sistem budur deyip dayattığınız zaman hele hele bir de üstüne üstlük bunu halka onaylattıysanız istediğiniz zaman şunu deme hakkınız var. Kardeşim sen seçtin. Sen seçtin, oy verdin. Ben sana getirdim paketi. Sen de dedin ki evet ben bunu destekliyorum. Gündüz de çıktın havai fişek attın dışarıda. E neyi tartışıyoruz o zaman biz? Ben bunlara çok girmem. Yani Ankaralı bir gazeteci olarak Ankara'da siyaset kazanı şöyle kaynar. Gün içinde size 80 tane hele başbakanla cumhurbaşkanıyla çalışıyorsanız 80 tane telefon 96 tane mail gelir. Birilerinin kaseti vardır, birilerinin sesi vardır falan. Ben bunlara hiç girmedim hayatım boyunca. Çünkü bu işin çıkışı yok. Evet bunlar olabilir, hayır bunlar olmayabilir. Bu acayip bir şey. Demin konuştuğumuz anayasa kaç kez delindiye gelir bunun sonucu. Çünkü hiçbirimizin tam tespit etme şansı yok. Ama demin anlattığım bölümü evet somut gerçeklik. Yaşadığım birebir şahit olduğum gerçeklik boyutu. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Erdal sorsun ya. Erdal Bey. Aa, özür dilerim size de söz verecektim. Yok. Erdal sorsun. Şimdi. Ama avukat gibi sorma uzatarak Erdal. Yok, eski dost gibi sor. Ya bir dakika. arka tarafta şu tarafta millet ya bayağı uzun konuştu hatta dedim ki o zaman ben de biraz uzatabilirim. Ben nasıl avukatım? Ben daha rahat konuşurum dedim tabii. Şimdi sizin gazlamanızla benim iki arkadaşa evet direkt sizin iki arkadaşla iddia ediyor. Erdal bunu yayında da yazdı hatırlıyorsunuz değil mi? Erdal bunu yayında da yazdı. Evet. Evet. Coştum çıkarsa, iddiaya girdim. Eğer dedi hayır çıkarsa halim duman. Evet çıkarsa ben bizim Altı Nokta Körler Derneği var Kurtuluş'ta. Oranın önünde haşa huzurdan eşek gibi anılmayı var. Ama hayır çıkarsa da o anlayacak. Ya güzel bir hayvan. Boş ver. İyi bir iddiaya girdim. Yok. Hiçbir şey olmaz. Taşla'daki bir arkadaşımla da. Evet. Öyleymiş. Taşla'daki bir arkadaşımla da oranın en iyi tırnak içinde lokantasında aile boyu yemeğe iddiaya girdi. Kaybedersek de ki kaybetmeyecek gibi görünüyoruz. Kaybetmeyecek. Çünkü şey sizin ortaya koyduğunuz emareler çok belirgin, çok açık. Şimdi zoruma giden bir şeyi ifade etmek istiyorum. Geçenlerde galiba Adana'daydı. Damızlık Hayvan Üreticileri Birliği. Damızlık Sığır Yetiştiricileri. Sığır Yetiştiricileri pardon. Birliği. Evet dedi. Doğru. Yani, İlgi, sevgi ve güvendir onların logosu. Erdal sen görmüşsün. İnternet sitesi öyle açılır. Açın bakın ben bir dönem bununla ilgili bir haber yapmıştım oradan hatırlıyorum. Yani, İlgi, sevgi, güven. Hani 14 Şubat kutluyor gibi Damızlık Sığır Yetiştiricileri. Şimdi onlar evet dediler. Alkışlandı falan hatta. Bir sayın bakan vardı herhalde Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı'ydı. Sonra aradan birkaç gün geçti. Benim iki tane örgütüm var. Birisi kör olduğum için Altı Nokta Körler Derneği, biri de avukat olduğum için Baro. Hı hı. Sayın Baro Başkanı, ben hani takip edemedim ama yurt dışında şeye gitmiş. Yeni anayasa değişikliğini anlatmaya gitmiş. Ve kendince sakıncalarını anlatmış ve Barolar Birliği daha sonra bir avukat arkadaş da bana getirdi verdi. Bir hoş kitapçık hazırlamış Ankara'ya gidenler için söyleyeyim. Sıhhiye'de hatta o U dönüş köprüsünün orada da baro bir yetkili aracılığıyla bu kitapçıkları dağıtıyor. Sözünü unutma bu arada Türkiye Barolar Birliği'nin internet sitesindeki karşılaştırmalı bu metin hepinize tavsiye edeceğim metindir. Yani aklınıza takılan bir şey olduğunda
Çünkü orada değişiklik hükümleri tamamen kırmızıyla girilerek ayrı bir yerde açıklanır. Hakikaten herkesin anlayabileceği, takılmadan okuyabileceği bir şeydir. Aklınızda olsun. Kitap da zaten o metnin yazıya dökülmüş hali. Şimdi şöyle oluyor. Benim anladığım nokta şu. Damızlık hayvan üreticileri. Damızlık sığır yetiştiricileri. Ya pardon işte. Önemli bir kuruluş Erdal, yalnız söyleyeyim. Ya üstad, sığır da bir nevi hayvan işte tamam, yani. Tamam, orada hemfikiriz de. Şimdi damızlık işte hayvan, sığır neyse üreticileri birliği anayasa konusunda görüş beyan edebilir. Ama barolar edemez. Ettiği zaman ne olur? Sayın Adalet Bakanımız, Sayın Adalet Bakanımız ya bu adamın kökü dışarıda falan der Metin Hoca için, Sayın Baro Başkanımız için, Barolar Birliği Başkanımız için. Bu çok zoruma gidiyor benim. Ya yani bunu söylemek istedim. Ya yani bir de ya bu bütçe mevzuu. Şimdi ona girelim zaten. Bütçe mevzuu çok karışık. O bütçe mevzuunu biraz açalım bence. Açalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erdal. Erdal Azgın, sağ olasın. Şimdi ilk söylediğin şey, hani o zoruna giden bölüm var ya, bak orada benim de iki gündür çok ciddi bir gelişme yaşanıyor konuyla ilgili. Eminim hepiniz takip ediyorsunuz, bir şekilde duyuyorsunuz. Diyarbakır'da ve Doğu illerinde yürütülen propaganda faaliyetleri içinde HDP'nin astığı Kürtçe afişler indiriliyor. Ama eş zamanlı olarak Diyarbakır'da AKP'nin bütün şeylerinde, pankartlarında sol tarafta Türkçe, sağ tarafta Kürtçe yazıyor. Hepsinde. Bu ne gösteriyor biliyor musunuz bize? Hani ben yayınlarda çok kullanıyorum. Demokrasi var da bize kadar, kusura bakma yani, biz aramızda hallettik, sana kalmadı. Gerçekten bu. Sürekli aynı şey yapılıyor. Ya bir dil üzerinden ayrışma hep söylenen. E şimdi orada mesela geçmişte AKP'nin doğudan en çok oy aldığı seçimlerde, yani 7 Haziran seçimlerinden bir önce ne zaman oluyor? 2011 seçimlerinde. Mesela dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker Kürtçe propaganda yaptı. Ben o propaganda çalışmasının bir bölümünü gazeteci olarak izledim. Ve şöyle bir özelliği vardır Mehdi Eker'in. Tanırım da siyasi olarak kendisini iyi tanırım. Kürtçe'nin edebiyatına çok hakim bir adamdır. Birkaç ayrı lehçede Kürtçe konuşabilir. Köylere kadar, daha önce girilmemiş yerlere kadar tek tek gitti ve Kürtçe propaganda yaptı orada. Ama biz öyle bir noktaya geldik ki şu anda. Kürtçe konuşacaksan bile, Kürtçe kullanacaksan bile önce AKP'li olduğunu ispatlamak zorundasın. Ya bize bir tane pusula verecekler. Pusulanın, görmüşsünüzdür daha önce, uzunluğu şu kadar, 16-17 santimlik. Yarısı beyaz, üzerinde evet yazıyor, yarısı kahverengi, hayır yazıyor üzerinde. Hani ayakkabısını bağlayabilecek kadar zekası olan herkesin anlayabileceği bir şeyden bahsediyoruz. Ama iş öyle bir noktaya getiriyorlar ki, hani sevgili Ahmet Şık'ın söylediği gibi, sağından tutma pusulayı, orası tehlikeli demedikleri kaldı bir. Hayır bölümüne dokunma ya, yokmuş gibi davran. Yani onu masaya bırak, beyaza bas ve kaç hemen. Biri gelir zarfa koyar. Gerçekten buraya geldi artık mevzu. Oysa hep söylenen hikaye ne? Ya demokrasi anlatılıyor bize. Bize deniyor ki bunun sonunda öyle bir demokrasimiz olacak ki bizim. Uykun kaçacak mutluluktan. O kadar güzel bir demokrasi. Her şey yere göğe sığamayacağız. Başka hiç kimse de olmayan bir demokrasi. Hep aynı şey. 16'sından sonraya verilen sözlere bir bakın. Memurundan emeklilikte yaş bekleyene kadar herkese söz verilmiş durumda. Hep deniyor ki 16'sı bir geçsin bakacağız. Hatta kolay yani, hallettik de senin işi aslında, ama 16'sını bir görelim, şu anda çok sıkışığız çünkü. Hep bunu söylüyorum. Evet. Ya ben işte Erdal söylüyor. Ben hep yayınlarda dalga geçiyorum. Ülsere, basura, kansere, her şeye çare diye. Gerçekten öyle anlatılıyor çünkü. Ama burada söylenen hikaye ne? Erdal'ın söylediği. Metin Hoca'nın, Metin Feyzioğlu'nun da bir şekliyle muhatap olmak zorunda kaldığı bu davranış aslında Türkiye'de, hani şu söyleşinin başında anlattığım mağduriyet geldi geldi bitti dediğim nokta var ya, işte o noktayı gösteriyor bize. Çünkü artık konuşacak bir şey yok. Yani herhangi bir insanın toplantıya başlarken elektriğini kesiyorsunuz. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Oyuna çağrılmadığı için gidip başkasının oyununu bozan çocuk gibi. Hani topu yakaladığı anda dışarı vuruyor. Yokuştan aşağı atıyor. Ben oynamıyorum, onlar da oynamasın diye. Şu anda aynen bunu yaşıyoruz biz. Bu gerçekten demokrasiyle uzak yakın alakası olan bir şey değil. Ve insanlar bunu görüyorlar. Makul bir dille anlattığınız zaman ama. Ne zamanki tırmandırmaya başlıyorsunuz hikayeyi, hop karşı taraf kutuplaşıyor. Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı, koyun, bu girdiği anda karşı taraf safları sıklaştırıyor ve karşı taraf olmaya devam ediyor. En büyük risk bu.
kimseyi dışlamadan, kimseyi yabancılamadan. Ya konuşuruz. Düşünsenize bizim ayarlarımızla oynadılar. Biz zaten böyle yaşıyorduk. Ben bugün sabah yayında, ya ağız alışkanlığı hepimizde yok mudur? Ağız alışkanlığı, kandiliniz mübarek olsun dedim diye bir sürü insan hakaret etti bana. Kandil mi, ne alakası var? Ya zannedersiniz ki hepimiz bugüne kadar hani böyle kandil mandil hiç kutlamıyorduk. Sabah böyle kalktığımız zaman, ben Ankara'da Anıttepe doğumluyum, Maltepe'de doğdum, Anıttepe'de büyüdüm. Hani kilisenin çanı çalıyordu, hep beraber oraya gidiyorduk. Yok, böyle bir şey yok ki. Ya karşı komşu, benim annem sabahtan, ya annemin hayatta ben mesela başını kapalı hiç görmedim. Ama annem sabahtan helvaya girişirdi. Sizin aile, ha işte kandil simidi var. Ankara tabip odasındayız, kandil simidi var. Sabah bana hakaret edenleri izliyorsanız ben direkt Beyazıt Hocam'a, Beyazıt Hocam'a yönlendireceğim şimdi. Ben aldım istikakımı, kalanı sizde hocam. Tamam. Şimdi anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Son bir cümleyle toparlayacağım. Çok özür dilerim. Öyle bir noktaya getirildi ki hikaye. Gerildi, gerildi, gerildi. Bu saatten sonra kutuplaştıran değil, kutuplaşmayı çözen kazanacak. İlk kez yaşıyoruz bunu. Ve bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Bunu böyle çözeceğiz. Buyurun, siz çok beklediniz. Sizin sorunuz var. Zaten konuyla alakalı olarak ben tuttum. Zafer Çelik. Buyurun hocam. Hayır'a çıkacağı konusunda şiddetli bir vurgu yaptınız. Hani şöyle. Ben çok uzun süredir yapıyorum. Bir buçuk ay. MRS'i konusunda. Çünkü bugün de Abdülkadir Selvi bir AKP'nin %55'e. Açıkladı %55. Geçen hafta da gerideyiz yazmıştı, hatırlıyorsunuz. Sonra her şey değişti ya. Hızla ilerlediklerini iddia ederek. Ama buna ilişkin hani bu öngörü sizin bir öngörünüz mü, yoksa bir şey yani bizim de bilebileceğimiz temenni dışında objektif bulgularımız var mı? Ya da ne yapabiliriz biz de aynı şeye kanıya varalım? Şöyle, paylaşabiliriz onu. Yok, paylaşabiliriz. Ben yayınlarda da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi siyasi partilerle yaptığım, hani benim kendi haber kaynaklarımla temasımdan aldığım hikaye şu. Bir kere kararsızları dağıtmadan önce, ki bu seçimde hani bir ay önce bir yayında yayını izleyenler biliyordur, yine büyük kavga çıktı. Çünkü dedim ki ben bu seçimin belirleyicisi Türk milliyetçileriyle Kürt milliyetçileri olacak. İkisi birden saldırdılar. Ama şu anda gelinen noktada aynen öyle gidiyor hikaye. Bunu görmek için kain olmaya gerek yoktu. Bahsedilen kararsızlar da AKP'nin kararsızlarıdır diye tutturmuştum. Şimdi kararsızları dağıtmadan önce bir blok olarak dışarıda tuttuğunuz zaman kabaca %80'lik bir yapıdan bahsediyoruz. Toplam oy vereceklerin %80'inden bahsediyoruz. Ve bu dağılım 40-40 değil. Hiç olmadı. İlk gün referandum konuşulmaya başladığı günde 40-40 değildi bu. Bugün de 40-40 değil. Siyasi partilere gelen verilere bakacak olursanız, hani bizde biraz köpürtmece vardır. İnsanlar birbirlerini çok coştururlar. Ben hatırlıyorum mesela 7 Haziran seçimlerinden sonra, 1 Kasım seçimlerine gidildiğinde. 1 Kasım seçimlerinden bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi %57 oy alacağına inanıyordu mesela. %57 oy alacağına inananlar vardı. Çünkü birbirleriyle konuşuyorlardı sadece. Eminim gidin AKP, onlar da %57 oy alacağını düşünüyordu. Ama şu anda bağımsız, objektif bir değerlendirme yaptığınız zaman bütün göstergeler şunu gösteriyor. %46-47 civarında bir hayır oyu var. Monoblok bir oydan bahsediyoruz. %40-41 civarında da bir evet oyu var. Bütün göstergeler burada. Kararsızlar dağıtılmadan önce. Kararsızların oyu şu anda aşağı yukarı %14 civarına inmiş durumda. Bütün partiler aynı şeyi görüyor. Ve bu %14'ün çok büyük bir bölümü aslında AKP seçmeni. Ya da şöyle diyelim, sağ tandanslı seçmen. Sağ eğilimi çok daha güçlü. Aynen öyle. Gerekçesi de aslında bunu anlamak çok kolay. MHP'nin çöküşünü yaşadık bu aşamada. MHP, bana kalırsa hani bunu bir siyasi öngörü olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç de çekinmem. 46 hayır. Bu referandumun sonucu evet de çıksa, ki çıkmayacak, hayır çıkacak, hayır da çıksa, MHP fiilen varlığını kaybetti bence. Bu saatten sonra konuşulacak parti Türkiye'de evet bir sağ parti olacak, olmak zorunda. Biz bu referandumun sonucunda hayır da çıksa, ki hayır çıkacak, bir seçim göreceğiz. Çok büyük ihtimalle bir seçim göreceğiz. O da herhalde yaz sonunu falan bulur. Daha gecikeceğini zannetmiyorum. Benim öngörüm, tahminim en azından o. Yaz sonu böyle bir seçim göreceğiz ama o seçime giderken Türkiye muhtemelen yeni bir sağ partiyle gidecek oraya. Yeni bir sağ oluşum. Çünkü hani hepiniz işte siyaseti bir şekilde takip eden insanlarsınız. Türkiye ilginç bir ülke. Türkiye'de sağın alternatifi sol olmuyor.
sağın alternatifi biraz daha az sağ oluyor. Yavaş yavaş sola gidiyorsunuz. Sol hiçbir zaman tek başına olmuyor. Onun da gerekçesi demin konuştuğumuz hikaye. Maşallah dediği 5 dakika yaşıyor sol. Buyurun. Katılır mısınız? Estağfurullah, buyurun. Yani oranlardan bahsedince siz ekonomi üzerine, yani esas ekonomi... Alanım ekonomi, doğru. Alanımız ekonomi. Şimdi seçmenlerin dağılımına, yani AKP içerisindeki seçmenlerin dağılımına baktığınız zaman, yani benim tespitim... Estağfurullah. %20'lik bir ideolojik bir kesim var. Yani bu yapıdan, yani İslamcı yapısından hatalarını görse bile ya bu beni şey yaptı, tanımladı yani toplumda. Yer buldum, yer, ben burada yer buldum. Diyerek yanlışını görse dahi doğrudan yer alacak, ya da evet diyecek bir kesim var. %18'lik her iktidar döneminde iktidardan nemalanan, işte yani o çok kabaca makarnacı, bulgurcu dediğimiz bir kesim var, %38. Geriye baktığınızda seçimlerdeki, yani %41, %49 arasında alınan oyların geri kalanı ben ekonomik seçmen olarak değerlendiririm. Ve o ekonomik seçmen... Bazıları büyük seçmen diyor onlara, evet, yani para seçmeni. Evet, para seçmeni dediğim kesim. Onların buradaki şeyleri, yaklaşımları, çevreden de edindiğim izlerim de var. Bu bir seçim değil. Sonuçta benim geleceğimi ilgilendiren bir konu. Eğer bu sistem geçerse ne işte dünyadan kredi gelir, ne memnun, benim işim kötüye gider düşüncesinde olan bir kesim kararsızım diye tanımlıyor, ama bence kararsız değil. Ciddi anlamda hayıra dönmüş ve onu ikna edemediklerini düşünüyorum. Ona katılır mısın? Katılırım. Zaten baştan beri anlattığım hikayede bu doğrudur. O iknada zorlanıyorlar. Bu zorlanmanın gerekçesi de denizin bitmesi. Yani demin anlattığınız şey var ya, ben artık para kazanamıyorum, işlerim çok kötü ve bundan sonra daha da bozulacak. Daha nereye bozulacak ki? Daha ne bozulabilir yani? 2001'de yaz arkası fırlatıldığında işte bakanlar kurulu toplantısını izleyen gazetecilerden biriyim ben. O günden daha mı iyi şu anda insanlar? Yok. Mesela geçmişte Ankara Ticaret Odası, yani burası da bir oda. Ankara Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte aylık raporlar yayınlardı. Aylık açılan ve kapanan şirket, dükkan, işte takipteki protestolu senet yayınlanmıyor artık. Niye? Yani hiçbir yer kapanmıyor mu? Herkes mutluluktan delirmiş durumda mı? Yok. Yusuf sesi var. Ha işte öyle. Biz bunu yayınlamıyorlar ve duymuyoruz. Ama açılan kapanan şirketler, ya burada odanın etrafında, burası Ankara'nın en işlek yeri. Yani sağ tarafı Meşrutiyet Caddesi, önünden de Mithatpaşa Caddesi geçiyor. Altı da bulvar. Öbür tarafı da Atatürk Bulvarı. Yani Ankara'da en kilit ticaretin döndüğü yer. Buradan sırf gelirken ben aracımı otoparka bıraktım. Oradan gelirken sadece dükkan camlarında kiralık yazılarını saysam herhalde 10 tane vardı. Tek sokak üzerinde. Neden? AVM'lerde de aynı şey. AVM'ler. Hani o biraz daha kira limitleri farklı. İnsanların alışkanlıkları değişti. O yüzden onu çok anlatmak istemedim. Çok haklısınız. Ama hayatın daha rahat döndü. Sokak diyebileceğimiz yer de kilitlenmiş durumda. Ve ısrarla reddedilen bir ekonomik kriz var. Ekbalık kurumundaki kuyruklara dikkat edin. 22,5 liradan karkas et satıyorlar, o yüzden. Ekbalık kurumundaki kuyruklar o gün... Onlarla değişmiş. Leş olmayabilir de şeyin, kasapların talebi, dana eti verilen sığır. Hani Erdal ısrarla söylemedi ya, hayvan deyip duruyor. Sığır onlar, sığır eti. Kasaplar istemiyor. Buyurun size lütfen. Aslında iki soru dokunuyor. Ben belki sadece biraz daha kişisel olarak Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu desteğiyle yapılan her iki yanı galip çıkarabilen tüm anketlerin ortalaması arasında bir fark oluştu. Bir açıklık var. Biraz evvel ekonomik seçmeninden bahsettiniz. Acaba sizi kıdemli bir AKP muhabir olarak, belki sizden ancak alabiliriz diye sormak istedim. AKP'nin seçmen kitlesini oluşturan bileşenler içerisinde Tayyip Erdoğan'ı tasvip etmekle birlikte olumlu oy vermeyecek olanların kaygısı acaba ne? Biz biliyoruz kendi adımıza neden kaygılı olduğumuzu da. Onların kaygısı. Benim etrafımda da ne yazık ki pek AKP'li yok. Hani sen ben bizim olan yaşayıp duruyorum. Doğru. Etrafımda çok şey yok. Onlardan geri bildirim alma şansım yok. Belki siz biraz daha dokunuyorsunuzdur. İkinci bir sorum da Avrupa Birliği'nden bir uyarı geldi.
galiba 48 saat oldu. Çok basında yer almadan evet çıkarsa Avrupa Birliği'nde girersiniz gibi. Yani tam öyle demeyelim de. Evet yani Türkiye'nin üyeliği zaten biliyorsunuz teklif edildi o. Geçen hafta konuşuyorduk. Şimdi şöyle çok teşekkür ederim. Adınız neydi? Günal Bey. Avrupa Birliği hikayesinden başlayalım. Aslında bizim bu önce Hollanda ile sonra sirayet ederek Almanya ile yaşadığımız kriz döneminde bu tartışıldı biliyorsunuz. Yani Türkiye ile üyelik müzakerelerini hemen askıya alalım. Bunu toplandılar ve evet kararı çıkmadı. Çıkartamadılar. Ama bu Avrupa Birliği'nin kafasında var. Yalnız şu anda bana kalırsa Avrupa Birliği Türkiye'ye bu kozu oynayabilecek durumda değil. Kendi derdi başından aşmış durumda. Yani İngiltere ile yaşadıkları sıkıntı ve unutmayın bu sene önümüzdeki ay biz 16'sında referanduma gideceğiz. Fransa da aynı ay içinde seçime gidecek. Eylül ayında Almanların seçimi var. Ve Angela Merkel gibi öyle bir güçlü figür ama Avrupa'nın en çok nefret ettiği figürden bahsediyoruz. Çünkü son 3 yılın bütün ekonomik gelişmelerinde tek başına karar alıcı durumdaydı. Çok insanın canını yaktı ülke anlamında. Ve bu adamlar bu seçimlerin içinde kendi dertleriyle uğraşmaktan Türkiye'yi bu seçimlerde bir oy deposu olarak kullanmak dışında bir şey yapabileceklerini ben düşünmüyorum. Çünkü şu aşamada Avrupa Birliği ile ilişkilerin kesilmesi Türkiye'de zaten artık hiçbir şekilde adanılmayan hani resmen Avrupa Birliği destekçiliği şu anda marjinal bir duruma geldi. Eskiden Bakanlar Kurulu toplantılarının değişmez gündem maddesiydi, yok artık. Kimsenin umurunda değil. Bir ara deniyordu ki %43'e düştü Türkiye'deki kamuoyu desteği. Eminim şu anda 20 civarında falandır. Daha ötesi değildi. Yani insanların çok düşündüğü bir şey değil. O zaman Ömer Çelik ne iş yapıyor usta? Valla yeri kadrosu önceden ayarlanmış durumda. Böyle bir bakanlık. Sonra değişebilir belki. Diğer sorunuz da çok özür dilerim. AKP seçmeninin bileşenleri. Evet. Şimdi bu kampanya döneminde ilk kez çok ilginç bir şekilde hani ben bunu çok gülerek anlatıyorum ama vallahi gerçekliği var yani uydurmuyorum. İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapmayarak çok olumlu bir adım attı. Müthiş bir adım yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek. Ben hep şeyle kıyaslıyorum bunu. Gezi döneminin en çok ses getiren eylemi duran adamdı ya, hatırlıyor musunuz? Durarak çökertmişti adam bütün bir devlet stratejisini. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun adama, diyorsun ki git ben burada duracağım diyor. Sadece diyebiliyorsunuz ki git kardeşim burada durma. Gidiyor 3 adım ileride duruyor. Çünkü onun amacı durmak. Şu anda CHP isteyerek ya da istemeyerek. Ben çok bilinçli yaptığını zannetmiyorum ama çok olumlu bir şey imza attı. Şu anda yürütülen bu hani biraz daha düşük profilli giden bu seçim çalışması insanlara şunu anlattı. Ya kardeşim senin kimi seçtiğinle benim alakam yok. Bana ne? Seçim sandığı önüne konduğunda Tayyip Erdoğan'a mı vereceksin? Binali Yıldırım mı? Ben Abdullah Gül'ü çok seviyordum ardından hala ağlıyorum mu diyorsun? Git ona ver. Ama buradaki tartışma o değil. İlk kez anlatılıyor. Bu çok olumlu bir şey ve o dediğiniz kopuşu sağlayan da o bana kalırsa. Demin hocamın anlattığı bu partinin kurulduğu günden beri bir şekilde kendisine yer vermesi nedeniyle kendi varlığının gerekçesi olarak gördüğü için hiç bakmadan düşünmeden ne olursa olsun her seçim sandığında AKP ya da onun savunduğu bir görüşe oy verecek insan evet doğru %20'ye yakın bir oy var. Bu değişmeyecek. Artık bu kemik bir oy. Ama diğer boyut yani hocamın da anlattığı biraz böyle ticari çıkar üzerinden giden bazı kesimlerin buna para oyu diyor. Büyük sermayedarlar da var çünkü bunun içinde. Ben onların bu seçimde aynı şeyi düşüneceklerini zannetmiyorum. Yani aldığımız işaretler, benim birebir yaptığım konuşmalar. Mesela Bursa'da bir ekonomi zirvesi yapıldı 2 hafta önce. Takip edebildiğiniz 2 hafta önce. Geçen hafta bitti yani. Sonuçlanması geçen hafta. Oradaki konuşmalar bile aslında iş dünyasının aslında bu olayda biraz şöyle yaklaştığını gösterdi bize. Ya bitse de gitsek bu bizim işimiz değil. Bu bir an evvel geçsin. O yüzden ben o farkın öyle korunabileceğini düşünüyorum bu seçim için. Sağ olun. Buyurun. Dur söylesin. Ben de hayır çıkacağım. Çok Eriş Hocam biz sizinle yayın da yapmıştık daha önce NTV'de. Evet. Kuşkum yok hayır çıkacağına. Hı hı. Şu saatten itibaren yani kalan 18 gün içerisinde henüz kararsız olan kesimi etkileyecek şey benim hani kafama göre 17 Nisan'a ne vaat ettiğinizle ilgili. Doğru. Çünkü mevcut durumdan memnun olanlar evet diyorlar.
onlara vaat edilen şu, daha sonra herkese durum iyi, 17 Nisan'dan sonra daha da iyi. Daha da iyi. Görün mü işte delireceğiz mutluluktan. O kadar güzel günler geliyor ki. Buna henüz kararsız olanlar daha iyi olmayacağını düşünüyorlar. Fakat hayır diyenlerin de ne vaat ettiği konusunda çok bir ne diyelim? Mulak bir durum. Bir ufuk yok. Dolayısıyla şu 18 gün içerisinde 17 Nisan ve sonrasında ne söylediklerini bence biraz daha somutlamalarında yarar var diye düşünüyorum. Hmm. Onun için size de sorum şu. 16 Nisan saat 20 itibariyle önemli kitle partilerinin ne söylemelerine yani o saate kadar söylemezlerse hayır çıktı. Ne söylemeliler insanlara? Ki 7 Haziran'da eğer benzetmek mümkünse farklılıklar olmakla birlikte 7 Haziran'dan sonra yaşanan durum bir olumsuzluk diye adlediyorum ben. Yaşanmasın. Ne olursunuz? 7 Haziran, ben ne söyleyeceklerini elbette biliyorum ama 7 Haziran durumu girişteki konuşmada biraz değinmeye çalıştım ya, o aslında sadece Sayın Bahçeli yüzünden yaşadığımız bir tercihti. Yani onun dışında mesela Türkiye'de anayasal teamüllere aykırı olarak hani diyeceksiniz ki ulan bir tek bu mu aykırı, bir sürü şey var, hayır değil ama göz göre göre mesela Türkiye'de hükümet kurma görevi ısrarla aynı kişiye verildi. Aslında bizim anayasamız böyle demiyor, teamülümüz de bu değil. Yani kuramadıysan görevi iade etmek zorundasın. Bir sonraki en yüksek oy alana vermek zorundasın. Ama hatırlayın Ahmet Davutoğlu kaç kez gitti köşke. Yani saraya, külliyeye neyse. Bunu şunun için söylüyorum. Biz siyasi partiler üzerinden gitmekten çok bence bu referandumda hani 17 Nisan'a bir şey vaat etmek kadar demin dedim yani CHP'nin mesela burada yaptığı en olumlu tavır hiç karışmamak bu işe. Hiç siyaseti öne çıkartmamak. Bence 17 Nisan'da ne yaşayacağımızı değil de eğer olmazsa ne yaşanacağını çok makul bir dille anlatmak. Çünkü siyaseten diğerinde söylediklerinizin tamamı da hocam mutlaka siyasi bir mesaj vermek zorundasınız. Ben bu kampanyanın, bu sefer yürütülen kampanyanın siyasetten mümkün olduğunca uzak tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toplumda çok ciddi bir birlik hissi kırılması var. Yani insanlar birbirlerine yakın hissetmiyorlar kendilerini. Oysa bu tamamen hepimizin hayatını ilgilendiren bir seçim. Burada siyasetten biraz uzak durulmalı diye düşünüyorum ben kendi açımdan. O nedenle hani siyasi partiler ne vaat edecekler, ne önerecekler? Bir de ortada hani önermeyi yapabilecek kim kaldı ki? HDP'yi tutukladılar. Tutuklandı HDP. Yok. E tabi. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir strateji belirledi. MHP zaten kendi adına bir şey söylemiyor ki, AKP söylüyor. Mecliste grubu bulunan 4 partiye baktığınızda böyle durum. Dışarıdaki partilere bakalım. Hepsi küçük partiler olarak kimle yan yana yürüyeceğiz telaşında. Büyük Birlik Partisi koştura koştura evet vereceğini açıklıyor. Saadet Partisi bu partinin içinden, kökeninden çıkmış bir parti olmasına rağmen hayır oyu vereceğini söylüyor. Dışarıda da onun dışında çok küçük küçük siyasi oluşumlar var. Ben buradan siyasi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani şahsi fikrimdir bu. Burada çok siyasetin ön plana çıkarılmaması gerektiğini de düşünüyorum kendi adıma. Çok teşekkür ederim. Siz hanımefendi beklediniz. Bu arada saatimiz 8.05 geçiyor. Neyse 25 dakikamız var. Buyurun. Tamam, CHP ile ilgili soracağım. Zaten siz onu söylediniz. Hani CHP direkt olarak sonuçta emekçilerin aslında devlet imkanlarıyla emekle ilgili her türlü desteği alıyorlar. Avrupa'ya kadar bakanını gönderiyor. Orada bir şekilde hani kar edecekleri, mağduriyet elde edebileceklerini düşündükleri her yolu her şekilde kullanıyorlar. Hayırcıların muhalif olma dışında her zamanki gibi çok fazla bir şey yok, söylemi yok. Belki onu demeye çalışıyor. Hani biz de bir şey koyalım ki artık doğru, insanlar da... Ama hayırcıların, benim gördüğüm, kendi çevremde gördüğüm insanların endişeleri de var. Yani bizi acaba hayırdan sonra insanları minleyip toplarlar mı gibi gidebilecek kadar... O kadar az değiliz ciddi... ya. Kötü bir sebep olmayın. Yani toplanacak yani, yolunda değiliz. Vallahi, yani. Hani benim kendi etrafımdaki hayır ayrı halktan da hayır olup böyle hastalardan ara ara gelip böyle gizli gizli bir şey söyleyip kendince bir eleştirde bulunanlar da olunca böyle bir durum yaşıyoruz. İnsanlarda çok ciddi bir korku var yani. Var. Bu sadece hekim arkadaşlarım için değil. Hani halkın çok farklı kesimden, yüksek kültürel düzeyde de daha altta da kapalı insanlardan da böyle kibarca yandan bir şey söyleyip hani kendi ifade etmeye de çok alışkın olmayan insanlardan ben ciddi korku da görüyorum. Yani eğer amaçları bir baskı oluşturmaksa insanlar üzerinde, genel bir mahalle baskısını siyasal anlamda çok iyi oluşturdular. Siz hani CHP bunu yapamaz, yapmamakla iyi yapıyoruz, katılıyorum. Fikir olarak her zaman sol tandanslı olmama rağmen
Sayın Genel Başkan'ın sesini duyduğunda benim bile muhalif olasım geliyor ama direkt yapmasa bile ele aldım. Genel Başkan'ın muhalif olasım. Evet, evet. Şimdi yanlış anlaşıldı çünkü. Yok, o şekilde. Ya ben daha iyi muhalefet yaparım gibi bir anlayış çıkar. Yani itici geliyor. Söylemleri, söyleyiş şekli, halk diline uygun olmayan. Aslında ortam çok zemin müsaitken bunu yakalayamadığını düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı her zaman toplum şeyine, topluluğun nabzını daha iyi yakaladığını ama diğerleri bunu yapamadığı görüp çok üzülüyorum. Ama hani bunu, bu hayır desteğini sağlayabilecek sivil toplum örgütü olarak bir işte Barolar Birliği belki kendince bir şey yapmaya çalışıyor. Barolar Birliği Türkiye'ye yetmesi mümkün mü sizce? Yani CHP direkt yapmasa bile diğer sivil toplum örgütlerini alttan destekleyemez mi? Ya da bizim başka sivil toplum kuruluşumuz yok mu? Yani var ya mı? Da şeyle, evet yok aslında. Ya şöyle düşünün. Şimdi şu yaşadığımız son hani gezi dönemiyle birlikte burada çok işte hekim olan çok, sağlık için içinde çalışan insan çok. Ama şu son 3 sene benim de içinde bulunduğum, ki benim hani ana akım medyayı terk gerekçem budur. Benim de içinde bulunduğum gazeteci camiası da dahil olmak üzere olumlu sınav veren iki grup var. Bir tanesi baro, bir tanesi akademi. Akademiyi doğramak çok kolay. İşte 686 tanrılıklığında kararnameyle çarp diye bir gecede doğrandı. Hekimler açısından da sıkıntı şu, burada söyleşi başlamadan önce hocamla konuştuk. Meslek örgütleri üzerindeki baskıyı kurmanın çok rahat yolları var. Meslek örgütlerinin statüsünü değiştiriyorsunuz. Üye toplamlarını değiştiriyorsunuz, yönetimiyle oynuyorsunuz, yasasıyla oynuyorsunuz, dağılıyor zaten. Şimdi geldiğimiz noktada baro mücadele edilemeyecek tek alan. Neden? Hukukçu zaten bu insanlar. Hani demin anlattım ya, Bülent Ecevit ile Ahmet Necdet Sezer arasındaki kavgada Ecevit'in kaybı kaçınılmaz da Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla kavga ediyorsunuz. İşin nereye gittiğini. Bu da böyle bir kavga. O yüzden baroyla değil, Barolar Birliği Başkanı üzerinden böyle bir menfi propaganda süreciyle götürülüyor bu hikaye. Doğru söylüyorsunuz, katılıyorum dediğinize ama sosyal sivil toplum kuruluşları ya da hani Avrupalıların çok kullandığı tabirle sosyal örgütlülük bizde çok yok. Ama öğreneceğiz. Bu süreçten bence bu da çıkacak. Mecbur kalın. Türkiye'de 150 civarında. Doğru, söylenen o. Değerlendirebildiğiniz hayırlar ve evetler o boyutta ama onun dışında kalan insanları tabii. Bunları kullanmayan ve asıl bence diğer iddia edilir. Eriş hocamın söylediği bölümüştü o. Tabii tabii. Adam adamı markaja gerek yok. Onlar veriyor zaten oyunu. Çünkü o insan hani televizyondan uzak, radyodan uzak, internetten uzak dediğiniz gibi o propagandayla çok net ikna edilebilecek. Yani o insana gidip şunu dediğinizde o kabul ediyor zaten ya. Ya parlamentoya fesih yetkisi yok, yalan söylüyor bu Kılıçdaroğlu dediğinizde hakikaten yalancı bu Kılıçdaroğlu diyor. Ve bir daha konuşmamak üzere kapatıyor mevzuyu. O yüzden o bölüm değil, şu anda hani üzerinde konuşulacak, ikna edilmeye çalışılacak şey. Bizim asıl, Eriş hocamın da demin anlattı, hani konuşulabilecek bölüm. Mutlaka o bölümden vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Buyurun. Ya ben çok başka bir şey söyleyeceğim. Ben Ankara'ya doktora yapmak için geldim. Burada yaşamıyordum. Buraya geldikten sonra işte beklenti şöyle, büyük şehirde geliyordum, başkent. Beklenti tabii daha güzeldi ama her yerde bombalar patladı. Şimdi öyle bir şey ki devletin bombanın patlamasını engellemek gibi bir özelliği varmış gibi görünüyor. Çünkü bu referandum meselesi çıktıktan sonra bir anda terör bitti. Bitti yani, bu anlamda göremiyoruz. Hatta ben veri toplarken arkadaşımla Ankara'ya geziyorum. Gerçekten her gün işte fatihalarla çıkıyorum. Yani ne olur ne olmaz. Ama bu ara yok. Ankara Tarık Odası'nda bir de Fatiha sözü. Evet. Vallahi hocam bilmiyorum. Buyurun. Ya çok ilginç. Gerçekten yani çok ilginç. Madem bunu engelleyebiliriz. Çünkü bir evrene baktığımızda işte havalimanında patlamalar, Kayseri'de patlamalar. Bir hafta içinde iki tane, iki haftada üç tane patlamalar ne oldu da bitiyor. Ve benim korkum şu ki bu referandumdan önce veya sonra işte neden bir durum olduğunda böyle bir kötü bir sürprizle karşılaşma ihtimaliniz var mı sizce? Ya bu çok konuşulan, adınız neydi? Özge. Özge. Bu çok konuşulan bir şey ve biliyorsunuz hani demin de anlatmaya çalıştım ya, ben çok komplo teorilerine itibar etmem diye, ama çok konuşulan bir şey, hepiniz kuşkusuz duydunuz bunu. Yani biz öyle bir referandum süreci yaşayacağız ki bu referandum sürecinde çok kötü şeyler olacak, işte her yer birbirine girecek, siyasi iktidar bunu çok kullandı biliyorsunuz, suikastlerin önü açılabilir falan gibi söylemlerle. Ama daha geçen seneyi düşündüğümüz zaman, bir sene önce şu anda bulunduğumuz mekana kuş uçuşu 250 metrelik mesafede insanlar öldü patlamanın sonucu.
Güven Park'ın hemen dibinde. Ya da işte gar patlaması yaşandı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Şimdi herkes haklı olarak diyor ki, bir yandan da tedirgin olarak, sanki çünkü bunu söylediğiniz zaman size şöyle bakıyorlar. Ne o, sen terör mü istiyorsun? Ya niye teröristim, ne alakası var? Sadece üst üste yaşanan can kayıplarının bıçakla kesilmiş gibi neden bittiğinin araştırılmasını istiyorum. Bu doğru ama bir yanıyla baktığınız zaman da deniyor ki işte terörle mücadelede yeni tedbirler gündeme getirildi. Artık çok daha ön alınarak yapılıyor bu hikayeler. Çünkü hatırlayın mesela gar patlamasından sonra dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu demişti ki aslında biz canlı bombaları belirliyoruz ama patlatmadan ele geçiremiyoruz. Mesela insanlar bunu bile yuttular bu sözü. Evet ya falan diye alkışladı bir sürü insan bunu. Bak adam çalışıyor diye. Oysa şimdi deniyor ki mesela istihbarat örgütleri daha sert çalışıyor. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediliyor hem polisin ve askeri istihbaratında böyle çalıştığı söyleniyor. Terörle mücadele açısından böyle bir başarı sağlandı. Ama maalesef size verecek böyle hani komprime hak haline getirilmiş bir yanıtım yok. Çünkü ben de bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun artık toparlayalım. Son 3 sorum olsun. 1, 2, 3. Erken seçim için. Onu tamam sonunda bir cümleyle toparlayız. Buyurun sizle başlayalım. İsmim Meltem. Çıkmaz ama evet. Durum nedir? Durum şudur. Ya bir kere arkadaşlar şundan yana hiç kimse tedirgin olmasın. Öyle bir öcü yaratıldı ki sanki bu ülke bakın demiş size ard arda saydım. Son 15 sene içinde seçim gene. Daha doğrusu hani çıktıktan sonra bir çıkışımız yok var mı? Evet çıktıktan sonra çıkıştan kastınız eğer şuysa mesela Türkiye'de parlamenter sistemin sonu gelecek. Bundan çıkışımız yok. İşte demin size anlattığım gerekçelerle. Çünkü zaten çıkış olmasın diye kurgulanmış bir paketten bahsediyoruz. Dört başı mamur. Erdal'ın deminki sorusu yarım kaldı. Cumhurbaşkanına bütçe hazırlama yetkisi veriliyor. Neden verilir bütçe hazırlama yetkisi? Evet aynen öyle. Bakın bugüne kadar yani 2015 yılı 1 Kasım seçimlerinden sonra tabii 2016 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek hakkı yoktu. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödenek kullanamazdı. Devlet adına başbakan kullanırdı. Hafızaları hemen tazeleyelim. Mesela Tansu Çiller döneminde, başbakanlığı döneminde sadece Parsa'dan dolandırmasından bahsetmiyorum. 90'lı yılların Doğu ve Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayetinde yurt dışındaki terör bağlantılı pek çok olayda devletin örtülü ödeneğinin kullanıldığı iddialarını gördük. Hatta Susurluk kazasıyla bunların pek çoğunun dosyalarına da ulaştık biz. Sadece başbakanlığın örtülü ödenek kullanma hakkı vardı. Neden? Yürütme başbakanlığını zaten. Şimdi bu plan yani bugün getirilen anayasa değişikliğinin yeni planlanmadığının göstergesi olarak anlatacağım ben size. 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından siyasal iktidar doğrudan bir tercih yaparak Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödenek çıkarttı. Ve bugüne kadar sevgili Çiğdem Toker'in haberlerinden ağırlıklı olarak öğreniyoruz ki harcanan paranın haddi hesabı yok. Neden? Herkesin kafasına başka bir şey geliyor. İşte siyaseten bir şeyler oluşturuluyor. Kimi diyor ki işte o SADAK tarzı askeri oluşumlar oluşturuluyor. Kendi polisini askerini hazırlıyor. Bunların hepsi ayrıca tartışılır. Komplo teorisi de olabilir. Ama bildiğimiz hikaye şu ki bütçenin hazırlığı yapıldı zaten. Şimdi burada da yasal güvence altına alınıyor. Bu bize ne getirir? Hiçbir şey getirmez. Peki ne götürür? Bizim için harcanan paranın 5 lirasını bile görmeme şansı demek bu. Hiçbir şeyini bilmeme şansı. Çünkü demin Erdal'ın söylediği gibi meclisin onu ret gerekçesi yok. Yani öyle bir şey hazırlanmış ki harcayacağın bütçe budur. 6 aylıkta bir süre konulmuş. Anayasa gereği 6 ayda bir süre belirlenmiş. 6 ay diyor bütçe döneminden önce verir, görüşülür, karara bağlanır, harcama başlanır. E bize de bir sorsaydın. Biliyor musunuz son 4 senedir meclis bütün bütçeyi oluşturmadan önce her yıl normalde bütçenin meclise bir geliş takvimi vardır. Ekim'in 20'si gibi sunulur, plan bütçe komisyonuna sevk edilir, plan bütçe görüşmelerini yapar ve Ocak ayı itibariyle Ocak ayı gelmeden genel kurula indirir çünkü bütçe tamamlanıp 1 Ocak'ta harcanacak para demektir o. 4 senedir Sayıştay raporu gelmeden yapıyor meclis bunu. Kesin hesap raporu yok. Yok böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü Sayıştay raporu devreye girecek olursa eğer o paranın daha önceki yıl nerelere harcandığının konuşulması gerekiyor.
Tıpkı bu örtülü ödenek hazırlığının yapıldığı gibi. Ve şimdi yasal garanti altına alınan buradaki bütçe gibi. Biz neden tartışmayalım kendi bütçemizi? Sonuçta bizim kendi kazandığımız bütün bir ülkenin gayri safi milli hasılasından bahsetmiyor muyuz? Hiç kimse bu parayı annesinin evinden çeyiz olarak getirmedi. Yani ben çok zengindim babam, ondan getirdim. Al şu 3 milyar dolar da benim demiyor kimse, öyle bir şey yok. Bir kişi vardı, Reza Zarrab, %15'ini ben karşılıyorum bütçenin diyordu Cahilatçı. Adam girdi, biz de battık. Karşılıyormuş demek ki hakikaten. Ama onun dışında kimsenin anlatabileceği bir şey yok. Bakın bu bütçe rakamı son derece önemli. Burada yargı kadar üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan bir tanesi bu. Ve tartışılmıyor. Bugün tartışılmıyor. İnsanlar bütçe hakkından vazgeçmiş durumda. Deniyor ki başbakan, hafızam beni yanıltmıyorsa Kanal D'deki yayında, kendisine bu sorulduğunda ekonomist olmadığını belirterek, ben bir ekonomist değilim ama bütçeyi şu ana kadar harcayan, kullanan senin hükümetin. Senin ekonomist olman gerekmiyor burada. Ona bakarsan sen asker de değilsin, Milli Savunma Bakanlığı'nın da üstünde duruyorsun. Böyle bir mantık. Ama insanlar sormuyor çünkü bunu. Bütçeyle ilgili yapılacak düzenlemede hiçbir yanlış unsur olmadığını söyledi. Ve dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı bütçenin denetimini son derece yerinde yapacaktır. Oysa bütçeleri yapanlar denetlemez. Bütçeyi yapan denetlemez. Yani hesap uzmanları kurulu bunun için vardır Türkiye'de. Ve ıcık cıcık uğraşırlar, kıymık kıymık uğraşılır o bütçe nereye harcandı diye. Sayıştay bunun için vardır. Türkiye'nin en köklü gelenek sahibi kurumlarından bir tanesidir. Ama şimdi Sayıştay'ın da bugüne kadar kendisinden rapor istenmeme gerekçesi öyle bir hale geliyor ki o da yasal garanti altında artık. Anayasa uzatmış. Evet, yani Sayıştay'a deniyor ki ya tamam senden rapor istemiyoruz, merak etme başın da ağrımayacak çünkü yeni yasada buna ihtiyaç yok. Yeni anayasada böyle bir şey istemiyoruz. Bütçe konusunu maalesef konuşmuyor insanlar. İki. Söyle abi. Ama kendini tanıtarak söyle. Ben tanıyorum da. Nadir Yıldız. Biz burada en önemli sorunlardan biri tek adam problemi, biri de yargı bağımsızlığı olduğunu söylüyoruz. Ama bildiğim kadarıyla 67 yıldır daha evveliyatı da vardı. Bu yargı bağımsızlığının hiç yargı bağımsızlığını gördüğünü tanık olmuyoruz. Yani böyle kısmi durumlar hep yaşıyoruz. İşte şu anda sözde yargı bağımsızlığı var. Hani yarın ev 16'sında evet çıktın da yargı bağımsızlığı gidiyor ya. Şimdi de var zaten ama şimdi de yok. Peki bu yargı bağımsızlığını sahiden bağımsız yapabilecek bir yöntem bugüne kadar keşfedilmiş mi? Var zaten. Çağdaş demokrasiler uyguluyor bunu. Fren mekanizması bunun için var parlamenter demokrasilerde. Geçmişte bak bunun pek çok örneği var. Mesela 1960 darbesine giden süreç içinde ben insanlara çok öneriyorum. İçinizde o süreci yaşamış olanlar da vardır muhtemelen ama dönemin tanıklıklarının anlatıldığı kitaplar son derece önemli. Altan Öğmen'in kitabı son derece önemli. Mesela Metin Toker'in taraflı yazılmasına rağmen sonuçta İsmet İnönü'nün damadından bahsediyoruz. Taraflı yazılmış olmasına rağmen o dönemin yargıya ilişkin pek çok örneğini çok net anlatıyor. Adil'in, sevgili Adil'in söylediği bu gelişmelerin birçoğu doğrudur o dönemde de var. Yargıya ilişkin Türkiye'de hep böyle bir şey var. Ama hiçbir zaman bu işin asıl tehlikeli boyutu yani bunun kurumsallaşıp yasal garanti altına alınması akıldan bile geçmemiş. Şimdi o yapılıyor. Şurada anlatılanın yargıyla değil yargının sahibi olacak kişiyle alakası var. Ve çok net bir tarif var. Demin anlattım ya size. Deniyor ki Hakimler Savcılar Kurulu'nun ya 13 üyeden 4 tanesi kardeşim. Evet buraya bakarsan öyle. Ama hiç kimse Adalet Bakanı'nın ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın Cumhurbaşkanı tarafından atanmadığını düşünecek kadar saf değil. Ve ilk kalemde doğrudan tanımla 13'te 6'ya geliyorsunuz bunu yaptığınızda. Hepimizin hayatına müdahale edecek. 151 gündür benim arkadaşlarım, Cumhuriyet Gazetesi yazarları, çizerleri, yöneticileri özgürlüklerinden mahrum durumdalar. Ya iddianame yok. Bunu dünyanın hiçbir yerinde anlatamazsınız hiç kimseye. Ama bizde sıkıntı değil. Neden? Daha beteri de vardı o yüzden. Sen bunu söylediğin zaman biri diyor ki oho seninki bir şey mi diyor. Doğuda, Güneydoğu'da devam eden DTK davalarında
Oradaki öğrencilerle ilgili davalarda daha uzun süreler de var. Biz hep kötünün kötüsünü konuşmak zorunda kalıyoruz. Sonuçta da iş Erzurumlu fıkrasına geliyor. Hani Erzurumlu'ya sormuşlar nasılsın diye. Karşısındaki adama bakmış demiş ki haline bakarak iyiceyim. E bizimki öyle. Kötü bir adam çıkartıyorlar karşına. Diyorlar ki nasılsın? Onu görünce diyorsun lan ben iyiyim aslında. Ya dur çok karıştırmayalım ortalığı. Zaten sıkıntılı. Dediğin hikaye, yargı hikayesi sevgili Adil. İdealini tanımlamak mümkün mü? Var. Ama bunu mesela Fransızlar birkaç tane cumhuriyet kurduktan sonra görebilmişler. Ya Trump gibi bir figür seçildi. Adamın ilk icraatını iki tur hani tavlada kaybetmiş gibi Amerikan yargısı koltuğunun altına sıkıştırdı adamı. Doğru mu? E şu anda bu durumdayız. Amerikan yargısı bile yapabiliyor. Bu hani ideal diyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü onun bile üstüne çıkılabilir. Yargıda temel hedef yani tamam bu en iyisidir diyebileceğim bir şey değil yargı. Ama şu olmamalı en azından. Yani şöyle de hep yasalan yürütme seçime sokuluyor. İşte Amerika bunun çok daha iyi bir örneği. Ama mesela yargı hiç seçime sokulmuyor. Ya bu ama yardımın bu. Yargının mesela seçime sokulması bu etkileşimi daha yüksek oranda kıracaktır. Nasıl bir seçime sokacaksın? Direkt halkın seçmesi. O olmaz ama. Çünkü o geçmişte de denenmiş. Yani şöyle halk yargıcı seçtiği zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Yenilerde şimdi Erdal'ın söylediği hikaye var. Yani orada aslında öneride bulunulabiliyor sadece. Seçimi yapacak insanlar onlar değil. Öyle bir sistemden bahsetmiyoruz. Çünkü bu dediğinin aslında şöyle de bir riski var. Hani halkın içinde sağlam örgütlenmiş küçük yapıların yargıyı ele geçirmesiyle sonuçlanabilir bu. Doğru yönetilmezse. O zaman bir kesimin yargısı haline gelebilirsin. Genelde hep şu tercih edilmiş. Parlamentonun bunun üzerinde bir denetim mekanizmasına sahip olması tercih edilmiş. Yani yargı seçimlerinde bağımsız, kendi iç seçimlerinde bağımsız ama denetimleri mutlaka bir şekilde meclisle birlikte ilintilendirilmiş, yakın tutulmaya çalışılmış. İdeal nedir? Vallahi yargının ideali olmaz, daha iyisi olacaktır her zaman. Yargı bitmiş bir şey değil ki. Belirli davalar, belirli olaylar için bir şey söyleyebiliriz de. Ama ya şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla, burada anlatılan değil. Hiç değil. Son soru kimdi? Ha. Ben çok teşekkür ediyorum önce sana. Soruları sen yazdın. İsmin neydi? Erol soruyu yazamıyor çünkü deminden beri o yazıyordu. Erol soruyu yazamıyor. O soruyor çünkü şu anda. Sor ben söyleyeyim. Şarjım da bitti. Ya bir ekleme yapmak istiyorum. Bu AKP içerisindeki yüzdelik dağılım işte ideolojik olarak söylenen. Benim ailem milli görüşçü. Bu yüzden ideolojik şekilde AKP bağlanan hani o kitleyi biliyorum. Tabii. O kitlenin çok büyük bir kısmı da hayır diyor. Doğru. Çünkü şu yüzden işte 7 Haziran'da 1 Kasım'da onlara şeye AKP'ye oy vermişler. Demin konuştuk ya bu ayrı bir seçim çünkü. Ayrı bir seçim ama bir de şöyle bir şey var. Ne AKP'ye yakın gazeteler ne de bu tasarıyı önümüze koyan siyasetçiler aslında bu değişikliği tam olarak bilmiyorlar. Hani Adalet Bakanı'nın ben oylama günü meclisteki konuşmasını dinledim. Hiçbir şey anlamadım. Zaten bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Bak Adalet Bakanı ile ilgili lafını unutma. Sana şöyle bir şey anlatayım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'de. Ve adam bir sürü görüşme yaptı. Ya siz şöyle bir şeyi hayal edebiliyor musunuz? Adil Öksüz ile ilgili iki gündür bu darbenin asıl hani unsuru olduğu söylenen, kara kutusu olduğu söylenen adamla ilgili bin tane şey yazılıyor çiziliyor. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nın bugün yapılan görüşmeden memnuniyetsizliği sonucu söylediği cümleyi söylüyorum size. Bana hiç ikna edici gelmedi. Bence Adil Öksüz Türkiye'de bir yerde saklanıyor. Ya bunu ben söyleyebilirim. Biz Eriş Hocam'la bir yerde iki kadeh atarken çok içlenip birbirimize de söyleyebiliriz. Eriş Hocam ben ikna almadım ya. Bu adam saklanıyor bir yerde. Ama Adalet Bakanı söyleyemez. Ya senin görevin onu bulmak. Sen onu bulacaksın. Sen şikayet etme. O ben suçlu önce... suçlu CHP canım olur mu öyle ya şey? Ya neyse işte zihniyet. Çok özür dilerim. Sözünü böldüm. Önemli. Bu anlatamadıklarından dolayı büyük bir AKP kitlesi, AKP tabanı hani aslında şey süsleseler ya benim yakın çevrem de gidip evet oyu verecektir. Ama anlatamıyorlar şu anda ciddi şekilde. Hala Star gazetesi yani sizin okuduğunuz gazeteleri okuyorlar, köşe yazarlarını okuyorlar ve tatmin olabilmiş değiller. Bu yüzden yani hayır da vermeyecek büyük kısmı gitmiyorlar. Hani ben gitmeye ikna etsem şey olacaklar. Evet'e basacaklar orada. Ben o yüzden ikna etmek istemiyorum.
O yüzden şey, gitmek istemiyoruz. Şeyin de farkındalar. Anlatamadıkları için mevcut sistem hani 5 yaşın, yani okuma yazmayı öğrenmiş birisi bunun bir diktatörlüğe götürecek olduğunu bildikleri için şu anda farkındalar. Ama ideolojik şeyden dolayı kendileriyle çelişmemek için de gidemiyorlar seçime. Bu bir ekleme. Sorum aslında konuyla hiç alakalı değil. Gazetecilik hayatınızla ilgili kitap yazmak ister misiniz? Yani şey, Altan Öğmen'in 90'lı yıllarını anlatan bir versiyon şeklinde. Ya çok istiyorum. Hakikaten çok istiyorum. Çok teşekkür ederim sana. Eline sağlık bir kez daha. Sağ ol yayın boyunca yaptıkların için. Çok istiyorum ama böyle bir vakit çok kısa süre... Nasıl? Bir daha söyler misiniz? Kimse duymadı. Daha yaşınız çok ya. Şimdi duyduk. Daha biriktirmeniz lazım. Yok aslında malzeme var. Anlatılacak malzeme var ama. 60'dan sonra yazmaya başladı. Daha geç hatta. Yani Altan abinin yazışı 70'inden sonra anlattığı. Çünkü şu anda ve onun anlattığı şey gerçekten çok önemli bir tarihi tanıklık. Evet var benim de malzemem. Biraz var yani en azından. Bir fırsat bulursam yani yaşamaya çalışmaktan fırsat bulursam. Çünkü bu bir karar. Ana akım medyayı terk etmek bir karar. Bilinçli verdiğiniz zaman da bedeli ağır bir karar. Ama ben bunun için ağlamadım hiç. Yani ben tercih ettim çünkü bunu. Kimse beni zorlamadı. Ya evet koşullar zorladı işte cemaatçiler oradan attırdı buradan ittirdi falan tamam ama sonuçta ben oradaki mücadeleden vazgeçip başka bir şey yapmaya kendim karar verdim. O yüzden şimdi çok uğraşacak zamanım yok ama var aklımda. Hiç saklamadan yayınları izleyenler biliyordur. Ben anlatıyorum bunların hepsini. Anlatıyorum birebir. Çünkü birilerinin yaşadığımızı, yaşadıklarımızı anladığımızı ve bunları anlatmaktan korkmayacak kadar aptal olmadığımızı bilmesini istiyorum. Ben bunları yaşadım. Bizim sevgili Otis Yılmaz abi, Yılmaz çok yazar hani başımdan geçti bunlar diye. Evet benim de başımdan geçti bunlar. Bir gün belki yazarız. Kısmet olur. Bilmem işte denk gelirse. Bizim sorunlarımız için hani çok uzun hedef koy. Sen de bir daha söyler misin? Yayının sonunu da öyle bağlayalım. Çok uzun yaşayacağım. Seçim kaldı. Seçim kalmadı. Aklımda Ahmet Bey. Şimdi söyleyeceğim. Şöyle. Son artık öyle toparlayalım zaten. Bence evet de çıkarsa hayır da çıkarsa seçim. Çünkü Türkiye'de siyaset öyle bir tıkandı ki şu anda çıkış yolu olarak siyaset de referandumu görüyor. Demin hani Eriş Hocam konuşurken sorusuna cevap vermeye çalışırken şunu anlattım ya. Bence şu aşamada siyaset yapılmamalı. Siyaset dışında yaşam hakkı üzerinden tartışmak zorundayız biz ağırlıklı olarak. Ama mutlaka siyaset konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü burada çıkmayacak ama evet oyu eğer çıkacak olursa artık AKP'nin şu anlattıklarıyla birlikte tabanını konsolide etmesi gerekiyor. Çünkü burada alacağı oy AKP'nin saf oyu değil. Mesela burada kendi içinde eriyen ve siyaseten tasfiye olan MHP'nin oyu da var. Ve MHP çok ciddi bir ayrışmayla, bu bir öngörü ama %100 böyle yaşanacak. Tecrübeme dayanarak söylüyorum bunu. Bence böyle olacak. Yeni bir siyasi partiyle birlikte biz sağ oyun konsolidasyonu için bir adres göreceğiz. Ve bu öyle bir noktaya gelecek ki seçimi zorlayacak parti bence o olacak. Yani bir oluşum. Buna örnek olarak da size şunu gösterebilirim. Kemal Derviş'in geliş aşamasında Türkiye'de biliyorsunuz çok heyecanlı bir siyasi hareket başladı. Yeni Türkiye Partisi. Rahmetli İsmail ve İsmail'cim. Onun böyle bir oluşum yapalım dediği anda ben çok komik bir şey. Meclisin giriş katında bir Şeref Oğlu vardır. Büyük sütunlu. Hani o 15 Temmuz bombardımanında yıkılan bir yer var ya gördüğünüz. O büyük avizelerin asıldığı yerin sağ tarafı. Postaneye çıkar o yol. Orada bir oda verdiler. Odanın içi inanın bana çeyrek altın gününe döndü. Sürekli kabul ya yani kaydedilmeye gelen insanlar vardı ve hepimizin çok iyi tanıdığı adamlar. Gazeteciler, yazarlar, çizerler, sporcular falan. Çünkü şu anda siyaseten bir heyecana ihtiyacımız var. Ama herkes bu heyecanı şu anda öteleyebilecek durumda. Çünkü siyasetten daha önemli bir sorunumuz var şu anda. Ve bu ne olursa olsun evet de çıksa ki çıkmayacak. Hayır da çıksa ki öyle çıkacak. Bunun sonunda mutlaka bir seçime götürecek bizi. Çünkü siyaset. Çünkü siyaset artık o zaman kazan tekrar kaynamaya başlayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun dinlediğiniz için, katılımınız için. Çok tatlılar için de sağ olun. Abi. Çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. Kaç kişi olduk bu arada biriniz yazar mısınız? Yayını kaç kişi izledi? 1 saat 54 dakika olmuş arkadaşlar.
Bakalım şimdi söylesinler. Kaç kişi izledi yayını arkadaşlar? Biriniz yazar mısınız? Ben 4300 kişi izlemişim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Size de görüşeceğiz. Hoşçakalın.